Sezai Karakoç. Görünen Ay'a Selam. Ay göründü. Yine ay göründü. Bizim olan ay göründü. Bizi kendinden sayan ay. İnsanın uyanış ayı göründü. Ruhun diriliş ayı. Kutlu olsun bütün inananlara. Kapıyoruz bir ay için görünen dünyaya açılan kapı ve pencerelerimizi. Açıyoruz sonuna kadar görünmeyen dünyaya, gayb alemine kapı ve pencerelerimizi. Duygularımızın kapı ve pencerelerini kilitliyoruz. Ruhumuzun kapı ve pencerelerini ardına kadar açmak şartıyla. Ey ruhumuzun ikiz kardeşi olan oruç! Sen ki ruha geçen, onunla kaynaşan ve onu o eden meleksin. İslam'ın kalbinden kopan elçisin. Kur'an'ın elçisisin. Bize her yıl gelip manevi alemin kapılarını açan cömert ve derin, kerametli bir elçisin. Ruhumuzun en tabii şeyhisin. Her inanmış gönül senin en tabii müridindir ey Ramazan. Mucize göğünün en parlak yıldızlarındansın, güneşlerinden ve aylarındansın. Kalbimizi Kabe'ye döndüren ilahi pusulasın. İnsanların çoğu için adeta nesli tükenmiş kadim bir kuşsun. Öyle de olsa Zümrüt-ü Anka kadar değerlisin. Geldin. Seni bekliyorduk. Hoş geldin. Mutluluk getirdin. Gelişin bir bayramdır. Giderken de bayram bırakarak gidersin. Yalnız bir ayı değil, yılı ve ömrü onaransın. Zamana yakut, cevher özünü veren bir ustasın. Kentleri de ruhlar gibi aydınlatırsın. Toplum ruhunu ruhlarımızın iç kalesi haline getirirsin. Eşsiz, tanrı bağışı, gözle görünür mucize, toplu tapınmalar yatağı, kurtuluş ırmağı, ruhumuzun hakikate dönük sırlı aynası Ramazan. Sana selam ve senin bilincine varanlara kutluluk. Senin gelişinle getirdiğin şu hitabeyi içinde bulanlara kutluluk. Ey insan, tanrılığa özenme, insan, sınırını bil. Yeniden diz çök, Allah'ın önünde yere kapan. Kendine, eşyaya veya başka bir insana değil, Allah'a kul ol. İnsan ve tabiatı, düşünceyi ve sanatı putlaştırma. Varlığının bütün anlamıyla yüklenerek, gücünün bütün güzelliğiyle donanarak, gerçek aşkıyla gönlünü doldurarak Allah'a yönel. Hiçbir şeye tapma, yalnız Allah'a tap. Kendine bakışın, tabiatı sarsışın, eşyayı değiştirişin, kentler kuruşun ve altın kuleler yükseltişin Allah için olsun. Yalnız Allah için olsun. Öyle tap ki kentler de, tabiat da, yerler ve gökler de seninle birlikte ona tapsınlar. Madde, çağdaş medeniyeti kendine doğru çekti, bir yer çekimi gibi. Ey insan, sen tekrar medeniyeti, maddenin, eşyanın, fiziğin, tabiatın ağırlığından kurtar. Özgürlük dedin, eşitlik dedin, başka bir biçimde insanı insana köle yaptın. Allah'ın kulu olmaktan kaçtın. İnsanın ve eşyanın kölesi oldun. Ruhunu maddeye sattın, özünü şeytan tarlası haline getirdin. Yeniden ruhunu Allah'ın tarlası yap, insanoğlu. Kutsal sözleri, diriliş tohumları gibi ek ruhuna ve ondan bitecek, yükselecek hakikat ağacının yemişi seni cennete götürecek, Tuğba'ya götürecektir.
Yoksa daha bu dünyada iken cehennem sana gelmiş, ulaşmış olacaktır. Daha bu dünyadayken cehennemle cezalanmaya başlayacaksın. Adeta cehennem senin öteye geçmeni beklemeden buraya gelip sana saldırıya geçmiştir. Zaten sanma ki öte dünya bu dünyadan bıçak kesimi ayrıdır. Bu dünyadasın ve her an öte dünyadasın da. Yaptığın her fiil şimşek hızıyla hedefine varmakta ve mutlaktaki karşılığını bulmaktadır. Sen, fani olan sen, ebedilik içindeki konumunu bilsen de bilmesen de almaktasın. Bu durum alıştan, bu değerleniş, değerlendirilişten ayrılamazsın. Her an ölçülmekte, tartılmaktasın. Allah'ın görünmez terazilerinde tartılmaktasın. Görünmeyen kalemler kayıtları tutmakta, hesaplar görülmekte, cezalar hemen uygulanmaya başlanmakta. Çektiğin azaplar, acılar bir uvertürdür, bir başlangıç, bir örnektir. Öteye açılan pencerelerdir. Kendini görünmeyen kalemleri görür, dokunulmayan görevlileri elle tutar, ilgi kurulamayan davranış ve cezaları apaçık anlar bir ruh ermişliğine doğru götürmek zorundasın. Yoksa bilimlerinle, hatta dehanla hayvanlığa, hayvandan da aşağı bir yaratık durumuna hızla inmektesin. Bütün bir insanlık olarak en aşağı yaratık sitesini gerçekleştirmeye doğru, bir korkunç Mefisto uçurumuna doğru hızla gitmekteyiz. Yeni bir uygarlığın kapısını zorlamak durumuna geldik çattık da farkında değiliz. Ey insan, Allah'a dön. Sana senden daha yakın olan, öncesiz, sonrasız, ölümsüz, sonsuz, doğumsuz, diri, gören, işiten Allah'a dön. Ve onun sözleri olan kitaplarına ve onun insana yol gösterici olarak gönderdiği peygamberlere, Hazreti İbrahim'e dön. Ve onunla birlikte ateşe atılsan bile insan putlarını yık. Onunla birlikte ve son peygamberle birlikte insanın insana tapmasına karşı koy, baş kaldır. Gök Armağanı Oruç. Yarın Ramazan. Ne güzel. Evet, oruç ve namaz aslında birer borç gibi görünüyorlarsa da gerçekte Allah'ın insanlara armağanıdır. Gökten gelmiş armağanlardır oruç ve namaz. Oruçta gündüzleri ağzımıza fizik ötesi bir mühür vuruyorlar. Ahiretin mührü vuruluyor. Müslümanın yüzünde cennet ışıltısı görülüyor. Gören göz bunu görüyor. Acaba bu dünyanın hangi hazzı, hangi sevinci orucun ve namazın getirdiği sevince denk olabilir? Fizikle fizik ötesi arasındaki perdeyi bir anda kaldırıyoruz oruçla ve namazla. Oruç Türkçe bir kelime. Ama Arapça uruç veya yuruç kelimesiyle ne kadar benzerlik gösteriyor. Uruç ise yüceliş, uçuş anlamlarına geliyor. Demek ki oruç da namaz gibi müminin miracına bir yol yordam oluyor. Yani insan iki kanatla miracını tamamlar. Biri namaz, biri oruçtur bu kanatların. Oruç ayı bizi taptaze, yepyeni, mutlak alemle benekli ve aşılı bir plana götürüyor. Günlük ve olağan 24 saatten olağanüstü bir 24 saate giriliyor bu ay. Dünya yine kendi hizasına çekiliyor. Su su oluyor, buğday başağı yeniden buğday başağı oluyor. Yemiş yeniden yemiş oluyor. Oruç tutmayanlar
ondaki büyük ruh oluşumundan haberli olsalar, ömür boyu oruç tutmak isterlerdi. Ramazan geldi, evet. Şerefeler aydınlanacak ve gecemize anlam katacak. Teravihler, iftar sofrasının bereketi, sahurların kutluluğu bize yepyeni düşünceler getirecekler. Düşüneceğiz, yeni kapılar açılacak ruhumuza ve ufkumuza. Daralan ufuklar genişleyecek. Tarih, tabiat ve insan bir arada olacak oruçta. Altın bir terazide tartılacaklar yeniden, bir kez daha. Oruçla ne kadar çağdaşız ve ne kadar kadim zamanların insanlarıyız. Bozulandan, kokandan, çürüyenden uzaklaşacağız saatler içinde, günler içinde. Bozulmaz, çürümez ve kokmazdan esintiler gelecek bize. Yarın Ramazan, ne güzel. İnce bir hurma dalını andıran hilalle birlikte incelikler ayı geliyor. Kendi kendinden uzaklaşan insanın kendine dönüşüdür oruç ayı. Saniyelerimize, dakikalarımıza, ebedilik ve ezelilikten yakut damlalar düşüren oruç ayı. Oruç ayı geldi. Cehennem uzaklaştı. Cennet yaklaştı. Ne güzel. Betonları kıran oruç. Bir ev nasıl yılda bir defa temizlenir, örümcek ağlarından kurtarılır, kiremitleri aktarılır, sıvanır, yıkanır, onarılır ve badana edilir, yani yeni yapılmış hale getirilirse, bir ruh da yılda bir kere böyle bir genel temizlik ve revizyon ister. Bir şehrin temizlenmesi, onarılması, yeniden yapılması, sıva, boya ve badanaların tazelenmesiyle Müslüman bir şehrin oruç boyunca ruhi canlılık ve hareketi, yükselme ve ilerlemesi birbirini çok andırır. Oruç, demek ki bir noktadan bakılınca ruhun ve vücudun dezenfekte edilmesi oluyor. Oruç, tek başına belli başlı ibadetlerden olduğu gibi bir de öbür ibadetlerin yatağı olmak gibi bir özellik taşıyor. Kur'an en çok bu ay okunuyor. Namaz en çok bu ay kılınıyor. Öbür ibadetleri çağıran, toplayan ve sunan bir yanı var. Şuur altlarımızdaki bütün dindarlığı, Ramazan, yaşama alanımıza, şuur altında yatan ve hep yarınlara bırakılan niyetleri, Ramazan şuur altını dinamitleyerek gün ışığına çıkarıyor. Bir de bakıyoruz, namaz kılanların dolaylarında olup da namaz kılmayanları, Ramazan bir çığ gibi camilere sürüklemiş. Bir de bakıyoruz ki, ruhta kayalık olan bir yer, bir dinamitle asfalt olmuş. Ortalama bir ömre, Ramazanları bitiştirerek düşünürsek, aşağı yukarı 5 yıl sürekli, kesiksiz oruç düşer ki, orta ruhi kuvvette bir Müslümanın, irade, dayanma ve ruhi sağlamlık, ibadet, kudret ve hacmi için oldukça açık, adeta matematik bir fikir verir. Alışkanlıkların bir elastikiliği vardır. O elastikiliği kaybetti mi, canlılığını kaybetmiş yaşama parçaları haline geldi mi, içgüdünün üstünü çok kalın bir kül tabakası örttü mü, insan için tehlike baş gösterir. Delilik, aklın içgüdülerle karşılıklı etki gücünü yitirmesi ve donmuş alışkanlıklar ağına teslim olmasıdır. Bir alışkanlık yolunda aklın betonlaşması, medeniyetlerin yıkılması da böyle açıklanabilir. İnsanlar öyle donmuş tarihi şartlar ve biçimler içine girer ki, ruh yaşama sevincini ve anlamını yitirir. Bu betonları kıracak bir çıkış yolu arar. İşte oruç, külü deşer, betonları kırar, eskiyen dünyayı tazeler, alışkanlıkları elastikileştirir, donmalarını önler, içgüdüleri pırıl pırıl yapar.
insanı melankoliye düşmekten, yani eşya ile ilgiyi kesmekten korur. Kainatı yeniden yaşanmaya değer bir yer haline getirir. İnsanı yeni doğmuşçasına yaşamaya hevesli, iştihalı bir yeni insan yapar. Hicretten miraca. Bizi kendi açısından soyuta ve somuta çekmek üzere kutlu oruç ayı gene geldi. İnsanı kaburgasından başlayarak kalbinden, kafasından ve ruhundan yakalamak üzere. Ruhumuzun içindeki sırrı metafizik bir tohum gibi büyütüp ağaçlaştıracak ve bizi bir ay geçmeden Kadir gecesinde yemişinden tattıracak olan oruç. Olağana ve nisbiye fazla batmış olan insanı, olağanüstü ve mutlak olanla yeniden göz göze, yüz yüze getirecek olan tecrübe. İlahi tecrübe. Öte dünyanın kanımıza işleyen elçisi. Oruç ayı, aylar içinde diriliş ayıdır. Geceyle gündüze, birbirlerine geçme, yol açma ve yol verme, yaklaşma ve kaynaşma güvenini bağışlayan kutlu zaman parçası. Namazın başka biçime girişi, haccın başka türlüsü, kelime-i şehadetin nimetlere rahmani zincir vuranı, insanı sakil dünya zincirlerinden kurtarıp özgür kılan ulvi ağ. Denize doğru giden insan, mutlaklık denizine insanın bir gözyaşı damlası gibi kayışı ve ilahi med ve cezirde dünyanın kayboluşu, inciye dönüşmek için kayboluşu. İnciye dönüşme yolculuğu bu. İnsan bir adak gibi alınır Ramazan tarafından. Sonra onun esrarlı laboratuvarında eritilir. Yeni imbiklerden geçer. Saflaşır, borulardan akar ve yepyeni bir formda yeniden dökülür. Mutlakın işte böyle bir dökümcüsüdür oruç ayı. Muhiddin-i Arabi Hazretleri ağır bir hastalık sırasında, ölüm anında Yasin-i Şerif'i şifa veren bir delikanlı şeklinde görmüştü. Ağır bir materyalizm hastalığıyla yere çırpılmış insan için de oruç ayı böylesine somut bir şekilde kurtarmaya gelen genç inanç eridir. Yeter ki insan onu görebilsin. Yerden doğrulmasına yardıma gelen bu doktora bir el uzatmak yeter. Yerden bile olsa. Evet, kutlu oruç ordusu bir bahar gibi, Bursa çinilerinin yeşilinden bir ilkbahar gibi gelir. Sancağını doğu ve batı kentlerinin tepelerine diker. Peygamberler, veliler, şehitler ruhani ordularıyla beraberindedir. Ayetler bu öldürmeyen, dirilten kutlu savaşın ebedi ilkeleridir. Müminler bilirler ve görürler. Kentler, ufuklar, doğu ve batı, gece ve gündüz ve öte dünya, cennet ve cehennem değişmiştir. Yakına gelmiştir, yenilenmiştir. Ruha yabancılaşmadan kurtulmuşlar ve onunla bir olmuşlardır. İnsan yeniden alemi kübradır. Ak vakitlerdir oruç vakitleri. Güneşi sulara batırır içimizden çıkan bir beyaz el ve dünya çerçöpü müneccim değneklerine döner. Hazreti Musa'nın asası olan oruç önünde. Ve oruç, Hazreti İsa'nın gök sofrasını önümüze açar. Ki Hazreti Meryem, mihrabın yanında bulurdu her iftar saatinde o sofradan yiyecekler. Ruh cüzzamı iyiliğe yüz tutacaktır. Ve ölü dirilecektir oruç akşamlarında. Ve orucun sancağında ulu peygamberin mührü vuruludur. Kalbimizde de vurulu olduğu gibi. Ve oruç,
onun hicretinden sayfalar açar yüreğimizde. Bir tarih olur, bizi mitleştirir. Reel'in en çıplak anlarında mit kahramanları yapar bizi. Ve bizler, dağılmış, darmadağın olmuş bizler yeniden toplanırız. Son peygamberin bayrağı altında oruçla, namazla, hacla, kurbanla, dua ve imanla. Yolun kıyısında baka kalır inançsızlar ve inkarcılar. Ne olurdu onlar da bu yolculuğa, bu kutlu hicrete katılsalardı? Evet, hicrettir bu. Ama giderek bir miraca dönüşür. İftar saatlerinde içilen su zemzem olur ve sonra Cebrail ve refref gelir. Daha sonra da ateşin yakmadığı aşk kanatları. Evet, oruç ayı, oruç mutluluğu, oruç hicreti, oruç miracı konuk olarak geldi. Ne mutlu o konuğu şehrin kapılarından başlayarak şafak sökmeden karşılayanlara. Orucun soyutuna ve somutuna gark olanlara, Tanrı'nın boyasına boyananlara. Tanrı'nın boyası. Oruç en keskin renklerinden bir renktir o boyanın. Her yıl Ramazan ayında o boyaya baştan ayağa batmaktır müminin görevi. Eşyayı ve tabiatı, tabiat üstünü, insanı, tarihi aydınlatacak ışık bu boyanın aydınlığından tütecektir. Saman yolunda ziyafet. Oruçtur. Bir kuşluk gibi ağaçların ardından, kuş seslerinin marul içi tazeliğindeki bebeksi sevinçlerinin içinden, güneş neşesinin yürüyerek insanları kuşatışı gibi gelen oruçtur. Yüzünde nur, elinde Kur'an, dudaklarında salavat, yüreğinde yaratan sevgisi ve korkusu, hayalinde ideal İslam yurdu. Kafasında gerçekçi gurursuz akıl, ruhunda ve vücudunda namaz. Mümin ve Müslüman aydır bu gelen, oruç ayı. Oruçladır. Dini yaşayışın en konkre hali oruçladır. Deniz balık için ne kadar canlı ve kaçınılmazsa ve onu ne kadar içine almış kuşatmışsa, dinin insanı zapt etmesi, insanın tabiat üstüyle reel bağlantı kurması onunladır. Hayvandan meleğe doğru yolculuk, içteki karanlıkların eriyişi, yerini metafizik ışıkların alması oruçla. Gerçek gün doğuşu, gerçek kuşluk, gerçek öğle, gerçek ikindi, gerçek akşam ve gün batışı, gerçek gece ve yatsı oruçla. Gerçek zaman oruçladır. Orucu, oruca, oruçta ve oruçtandır. Küfrün sığınacak delik araması oruçtansa, müminin dalgaların med günü kıyılara koşuşu gibi koşuşu orucadır. Güneş bir dağın yarığından çıkarken, bir gül açılırken, bir çocuk okula başladığı an, bir insan şehit olduğu vakit, su kaynağından çıkarken neyse, mümin de oruçta o. O Ramazan'ın birinci günü orucu içine ekmiştir. Üçüncü gün oruç yeryüzüne çıkar. Onuncu gün kök ve gövdelidir. 15. gün dallar sürer. 20. gün yapraklar açar. 25. gün çiçek, çiçek, çiçek. Son gün dalları bastı kiraz. Ulu ve yüce bir ağaçtır artık inanç insanda. Kök en derinde, yemiş nur olarak yüzdedir. İşte bunun için Müslüman'ı ilk bakışta tanırsınız. Oruç öyle bir ruh kalıbıdır ki her gün ortalığın ilk ağardığı vakitten ilk karardığı vakte kadar içimizi oraya yerleştiririz. Orada ruh bir biçim alacak, bir öz kazanacak, billurlaşacak, yıkanacak, canlanacaktır. Gece dinlenecek,
bir gün sonra yine aynı çerçeveye girecek. Böyle böyle bir ay sonunda yepyeni ve taptaze bir insan yüreği, ruhu ve vücudu olacaktır müminin yüreği, ruhu ve vücudu. Oruç, insanın katıldığı, her yıl bir ay katıldığı bir ruh şölenidir. Üstün insanların davetlisi olduğu bir tabiatüstü ziyafet, bir gök sofrasıdır. Yani saman yolunda ziyafet. Oruç ve çocuk. Çocuk daha birkaç yaşındayken bu ayda sık sık oruç ve oruç tutmak kelimelerini işitir. Ve bu ilkin anlaşılmaz loş bir düşünce getirir ona. Dünyadan parça parça alçılar kopardığı döneminde, belki karşılaştığı ilk mücerret şeyin oruç olduğunun farkına varır. Derhal konkre plana geçen bu abstrenin ilk gerçeğini görünür planda arar. Orucun tutuluşu ona ilkin kaçtığını hatırlatır. Ve bundan orucun bir kuş, bir horoz veya bir güvercin olduğunu sanır. Kırmızı bir kuş veya mavi bir güvercin. Bu yüzdendir ki çocuk orucun adına ilk dikkat ettiği Ramazan'da daha çok kuşları tutmak ister. Ve akşam eve dönünce ben de bugün oruç tuttum der. Aslında çocuk pek de yanlışlık yapmamıştır. Çünkü oruç içimizden kafasını çıkarıp şu yokluk çöplüğünü altın tüyleriyle şereflendiren ve sonsuz üstün sesiyle yüreğin gecesini sona erdiren bir kırmızı horozdur. İnançların üstünde pır diye uçan bir güvercindir. Ve oruç tutmak İnsan yüreğini canlı, cıvıl cıvıl sesli kuşlarla doldurmak değil midir? O kuşlar ki adeta gökyüzüyle beslenir ve gökyüzünü örtünürler. Çocuk biraz daha büyüyünce artık işin aslını öğrenir gibi olmuştur. Büyüklerinin yemek yememesi, çay içmemesi, o garip ve saçma sigaralarını tüttürmemesi onu çok şaşırtır ilkin. Fakat büyük, zaten büyük olduğu için yalnız bu hakla bile çocuğu şaşım şaşım eder. Fakat çocuk yenilmez, büyük olmak ister. Büyüklüğünü ilk belgeleyecek olanı oruç olarak görür. Yavaş yavaş anne babayı bağlayan, bütün gündüz boyunca onların şu mahut sigaralarını bile boykot eden bu mistik güç onu kavrar. Çocuk oruca başlamıştır. Fakat henüz orucu tam tutamamakta, bazı günler öğleye kadar ancak dayanabilmektedir. Böyle böyle alıştırılır ve alışır. Oruçla ona madde dışı bir dünyanın ilk ışıkları yanar. Ona yani çocuğa başka bir dünyanın meşaleleri. Daha büyümüş bir çocuk bütün gündüz oruç tutmaya başlar. Bunu başardığı gün omuzlarda taşınır, hediyelere boğulur. Böylece orucun insanı omuzlardan başlamak üzere gökyüzüne kaldırdığını, bilinmezliğin zengin hazinelerinden sevimli ve güzel eşya çıkarıp dağıttıran cömertliği olduğunu bilmektedir artık çocuk. Bu çocuğun oruçtaki duygusunun bir yanı. Öte yandan o, kendisinden bir süre yemek yememesini, su içmemesini isteyen bir buyruğun geldiğinin farkındadır. Bu buyruk nereden gelmektedir? Bunu düşündüğü zaman büyük bir heyecan kaplar içini. Kutsal korku, kutsal sevgi, kutsal heyecan. İşte ona o vakit, soruları hep öteye çevirdiği anda, ölümün, doğuşun ne olduğunu sormaya başladığı dönemde Allah'ı öğretirler. İşte o zaman o, oruçla gerçek bağlantısını kurar. Bu dünyaya geçici bir süre için indirilmiş küçük bir hükümdar olduğunu anlar o zaman. O zaman oruç ve namaz ona
Babasının okuduğu Kur'an seslerinin başka biçimler halinde bir insana yerleşişi gibi gelir. İftar topu zaferdir onun için. Çocukluğun tabiat üstündeki zaferi. Çocuk tabiatı yenmiştir. Top bunun için patlar. Ramazan yıllar yılı böylece çocuğu büyütür. Onu dış ve iç yapısı bakımından güçlendirir. Ona yaratıcısını, varlıkları ve nimeti öğretir. Oruç ve namazladır ki kutsal bir dünyaya girer çocuk. Sözle değil, bizzat o dünyanın içinde yaşar mutlak gerçeği. Orucun 24 saati. Orucun 4 mevsimi ve 24 saati vardır. Ramazan bahara gelir. Açlıkla eşyanın ruhuna ve ötesine. Varlığın sebebine çevrilmiş olan insan, leylak kokuları, portakal çiçeklerinin buğusu ve gül, lale, ağaç ve yabani bitki çiçeklerinin rengiyle mest, bir nevi mutlakın şiiri, bir gerçeklik lirizmi içinde yaşar. İlkbaharda renk, su sesi, kuş uçuşu ve gül kokusuyla tabiat, içine girdiği değişimde oruçlunun içini saf duygularla, zengin figürlerle donatır. Oruçlunun topraktan kopmasına engel olur. İlkin onu iç yolculuğundan alıkoymak ister. Fakat o bu igvaya aldanmazsa bu sefer onun arkasına takılır gibi bir orkestra zenginliğiyle idrakine yardımcı olur. Bahar oruçlu için menekşeden vişneye kadar mor rengi, bayıltıcı kokusu ve mayhoş tadıyla toprakla gök arasında yeni bir sentez sebebidir. Ramazan yaza gelirse sıcaklık ve susuzluk, sonbaharda tabiatın geçici ölümü, kışın kar ve soğuğun tabiat ve eşyayı tek tesirli bir idraka indirişi, insanda oruca şöyle ve böyle bir fark ilave eder. Böylece yaşını başına almış bir Müslümanda geçmiş her yılın Ramazanı birbirine karıştırılmayacak şekilde farklıdır. Her Ramazanın ayrı bir rengi, ayrı bir kokusu, ayrı bir biçimi vardır. Her biri kökte ve temelde aynı olsa da her yılın Ramazanı mevsimlerin boyasına batıp çıka hafızada ayrı bir fenomen değeriyle yaşar. Bir de bir günün oruç bakımından kesitini alalım. Zaman içimizde kalp çarpması gibi yürür. İftara doğru yavaşlar. Akşam birden hızlanır. Sabah oruç günü öbür günler gibi başlar. Gittikçe değişir, farklılaşır. İlkin çay ve sigaranın, dedikodu ve geçici konular üzerinde konuşmanın reddi başlar. Sonra kocaman bir öğle, boş bir öğle geçer ki bunu Anadolu vilayetlerinde Ulu Cami'ye, İstanbul'da da Süleymaniye'ye ayırabilirsiniz ya da Sultanahmet'e, Yeni Cami'ye. Cami ile artık öteye girmiş, mutlaka şartlanmışsınızdır. Sonra sırtınızda benek benek öteki dünya çizgileri. Günlük işlerin içine dalarsınız. İnsanlar, insanlar. Her işinizde sizinle insanların elleri arasına daima bir çiçek girer. O Ramazan'dır. Sonra iş dönüşü ve ikindi gelir. Ruhun saf yaşayışına hazır ev. İkindiden güneşin battığı ana kadar sureler, ayetler halinde ilahi kelimeler evi alır, yıkar, yeni bir dekorla donatır ve insanın içini bir feza yolculuğuna hazırlıyormuş gibi ilahi bir yakıtla doldurur. Kur'an sesi yavaş yavaş evin odalarında güneşin pencereden giren eğik ışıklarından ahiretin ve cennet saraylarının bir maketini gözler önüne serer. Ölenler, ölen büyük anneler, büyük babalar, atalar hepsi hazırdır orada. Sonra güneş batar ve bir top patlar. Evin bütün görünüşü ve havası değişmiştir. Aile
ebedi bir tablo gibi sofranın başındadır. Sofrada dünya nimetleri her günkü nimetler değildir sanki. Sanki onlara ebedilik mayası karışmıştır. Sofra sanki bir maide sofrasıdır. Gökten inmiş bir sofra. Yatsı namazı ve teravih. Gündüz oruçlu Ramazan'ı tek olarak yaşamıştır. Ama şimdi İslam topluluğuyla birlikte bir bütün olarak yaşıyor. Müslümandan Müslümana atlayan, birini öbürüne bağlayan, birbirlerini birbirlerinde bulunduran, birinde hepsini yaşatan bir Ramazan ruhudur artık hükmeden insanlara. Gece gelir arkasından. Müslüman Ramazan'ı uykusunda da yaşar. Rüya, Ramazan'ın uykuya serptiği ruh huzurunun levhalarıyla donanır yer yer. Derken bir davul sesi, bir top güllesi, hatta topun sesinden önce şimşeksi ışığı koparır sesi uykunuzdan. Bu da olmadı mı? Şefkatli bir anne sesi, bir şiirin tekrar eden motifi gibi, hayallerinizin arasından dolaşa dolaşa, şuurunuzun en kritik noktasını bulmak için yol açar kendi kendine. Ve yeni kesilmiş bir karpuzun rengi kadar canlı. Siz sahur yemekleri. Ve sonra ağaran gök, ürperen, mutlakın birliğini, peygamberin peygamberliğini ve insanın ulvi vazifesini ilan eden sabah ezanı. Ve şafak, yekpare bir gümüş levhası gök ve bir dağın ucundan alnını gösteren güneş ve şehre umut taşıyan genç ışıklar ve ışıkların zaferi. Orucun ömrü. Bir Müslümanın hayatında orucun önemli bir yeri vardır. Çocuklukta oruç, büyük olmanın bir imtiyazı, çocukluktan o büyüklerce ciddiye alınmayan, alay konusu olan, her fırsatta ceza ile bile değil de görünüşte affedici ama cezalandırmaktan daha zalimce bir muameleye, gülmeye tabi tutulan çocukluktan çıkmanın en keskin belgesi gibi gelir insana. Çocuğun en çok zoruna giden davranış cezalandırılmamaktır. Ağır bir cezaya gönlü hiç razı olmaz ama hafif atlatılan bir cezayı cezalandırılmamadan yeğe bulur. Aristokrasinin hüküm sürdüğü çağlarda asil olmayan birinin hareketlerinin düelle sebebi olmaması gibi cezalandırılmamakta insan yerine konmama kendiliğinden vardır. Çocuk bir aristokrattır. Şüphesiz çocuk yalnız çocukluğun zayıf noktalarından kurtulmak için değil, büyüklerin büyüklüklerini yaşamak için de çocukluktan çıkmak ister. Bu bakımdan oruç ona bir parça karanlık gelse de, büyüklerin derhal karşılığını almadıkları böyle bir fedakarlığa girişmeleri, onun ruhunda sonsuz ve çeşitli yankılar yapar. Oruç onda mistik bir başarıdır. Derken ilk denemeler gelir. Bu denemeler yavru serçenin yuvadan uçuş için ilk kalkışlarıdır. Yavru kuş ilkin en yakın yerlere konar ve hemen yuvaya döner. Sonra daha uzak bir hedef tayin eder. Çocuk da ilkin öğleye kadar oruç tutar. Sonra artırır onu. Tam oruç tuttuğu ilk gün çocuk iftar topunu içinden bir zafer topu olarak alkışlar. Hatta içinden bir değil, 3, 7 veya 21 defa top atılmalıydı diye düşünür. Blue çağına basmadan çok defa Müslüman evlerde çocuk orucu topyekin tutmaya başlamıştır. Çocuğun içinden taşıp gelen ve ilk andaki çıkış çılgınlığını yaşayan içgüdüleri, oruç gibi mistik bir öğretmenin uslandırması, onu komplekslere saplanmaktan, geleceğini tam şartlandıran ve telafi edilemez gençliğin çılgın davranışlarından korur.
tabiatın önünde baş eğmemesi, melankoli krizlerine daha dayanıklı çıkmasını sağlar çocuğun. Oruç ve namaz, buluğ çağından çıkarken çocukluktaki babadan normal babaya geçişinde metafizik bir planda tutarak çocuğun büyük bir sarsıntı geçirmesini de önler. Batıda çocuk için baba her şeydir. Bir nevi küçük tanrıdır. Zaten Hristiyanlıkta tanrının baba oluşu ister istemez çocuğun babayı tanrılaştırması için zihni bir vasat hazırlayacaktır. Çünkü çocuk en mücerretleri bile konkreleştirir. Sonra buluğ çağını aşınca realist bir gözle babayı görür. Bu tanrı babadan alelade babaya geçiş birdenbire olur. Batı toplumunda bir inkılapla. Bu sebepledir ki çocuk babasına adeta taparken genç inkar eder, reddeder. Batıda gençlik babadan, aileden tam bir kopuştur. Adeta genç çocuklukta verdiği avansları geri almaya başlar. İslam toplumunda ise namaz ve oruçla çocuk kendisinden de babasından da ölçülemeyecek kadar yüksekte, her şeyin üstünde sonsuz bir gücün bulunduğunu, babanın da kendisinin de onun önünde eğildiğini anlar. İki baba, yani çocukluktaki babayla gençlikteki baba arasındaki bu en kritik köprü çağında çocuk gerçeğin farkına varır. Birinci babadan ikinci babaya yavaş yavaş geçer. Kritiğinin zulmü yumuşar ve bütün insanlar kutsal bir kış dönemine böylece mutlakın aracılığıyla girer, dostça girer. Baba, anne, kardeşler ve bütün insanlar kutsal bir petrol lambasının ışığı altında erirler, ulvileşirler. Gençlik ve olgunluk çağı oruçları her yıl geçtikçe bir parça daha insanın tabiatını materyalist çerçeveye mahkum olmaktan kurtarır. Her olaya fayda açısından bakmayı yasaklar oruç. Hükümlerinde başkacı yapar insanı. Büyük bir batı düşünürü, cehennem başkalarıdır diyor. Bu bir bakıma batılının çocukluğuna ışık tutmuyor mu? Dehşetli çocuk, asi gençlik, hep bu metafiziksizlikten çıkmıyor mu? Yaşlı bir Müslüman geriye bir baktığında çocukluğun iftar saatlerini bekleyişini, oruçluyken dallarda sallanan incir ve narların sanki cennetten koparılıp oraya iliştirilmiş olduğunu, iftar sofrasını açan hurma ve zeytinin nimete nasıl bir kutsallık kattığını, Ramazan ikindilerinde okunan Yasinlerin evin odalarını nasıl ilahi yankılarla dolaştığını, teravih gecelerinde aşkla ilahiler okuyan, tekbirler getiren ve sonra zamanın gizli kapılarından girerek kaybolan nur yüzlü insanları, bayramların yeşil ve beyaz ve al sevinçlerini hatırlar. Gençlik yıllarının oruçlarından birlurlaşmış sarkıt ve dikitlerin bütün ruhu ayakta tutan mermer sütununu içinde duyar. Yaşlandıkça çocuklarının oruçlarının sütuna yeni mermer payandalar dayadığını görür. Müminin içi artık bir Süleymaniye kadar sağlamdır. Ölüm onda artık bir korku değil, sadece bir merak konusudur sanki. Çünkü oluşmuş, birikmiş ve son biçimini almış bir sonsuzluk tapınağına ölümün dokunamayacağını bilir. Ve Müslüman, içinde tam teşekküllü bir Süleymaniye ölüme geçer. Konuk. Her yıl bir ay için oruç mimarı bize konuk gelir. Gelir gelmez de kollarını sıvar ve işe koyulur. Bir kahve içimlik bile beklemez, dinlenmez. Kutsallığın işçisidir o. İlkin vücut evini şöyle bir yoklar. Bir sarsar insanı. Öyle sarsar ki bacalarda ne kadar birikmiş kurum varsa dökülür. Tabiat etkisiyle gevşemiş ve kopmaya yüz tutmuş sıvalar düşer. Yerinden oynamış kiremitler kayar.
organlar arasında, kasların eklem yerlerinde, hareketsizliğin ve ölümün sembolü olarak gerilmiş kaç örümcek ağı varsa yırtılır. Vücut konağı böylece konuğun, büyük konuğun gelmiş olduğunu bilmiş olur. Sonra oruç onarmaya başlar. Her hücreye iner ve hücre içinde bir kaynaşma, yumurta sarısının oluşumuna benzer bir tazeleniş başlar. Ölüm sularında gezen, dolaylarında, çevrelerinde dolaşan her hücre bu kaynar su yeniliğinde hayata döner. Her hücre ölümün bir yumurta kabuğu gibi ördüğü kireç zarını kırar. Bir diriliştir başlar. Her hücre yeni doğmuşçasına dirilir. Hızırın tadından bir tad alır. Bir gün içinde bir kalp gibi gündüzün büzülüp geceleyin açılır. Böylece çoktan atış yapmamış bir tüfeğin tutukluğunu andıran yılın alışkanlığı gider ve atışa hazır bir silah gibi tertemiz ve pırıl pırıl hayat akışına yeniden katılır hücre. O bu oluşu geçirirken mimarların en mimarı oruç, başucunda bir anne gülümsemesiyle durmaktadır. Orucun ışığı, radyum ışığı gibi arıtır hücrenin içini. Artık hücre kendi içine, kendi ölümüne kapanma tehlikesinden kurtulmuştur. Öbür hücrelere doğru koşacaktır. Aynı dirilikte buluşan, aynı mutlulukta iftar eden, aynı ölümün kıyısında oruç mucizesiyle kurtulan vücudun hücre ordusu, bir savaş öncesindeymişçesine tabiat önünde sıraya girer ve büyük hayat şarkısını neşeyle, aşkla ve inançla söyler. Konuğumuz oruç mimarı vücudu bir yandan yenilerken öte yandan elini ruha atar. Her müminin kendi gücü çerçevesinde Cebrail'in bir kanadının ruhuna çarptığını duyar. Vücudun ördüğü kuleler içinde sıkışmış ruh, ilkin bir yandan içeriye bir sabah ışığının sızdığını görür. Cezbedilmiş gibi oraya döner. Sonra ışık artar ve kurtarıcı bir güneş ışığı halini alır. Ruh yaralarını o ışığa tutar ve yaraları bir cüzzamlının iyileşmesi gibi kurumaya ve sönmeye başlar. Sonra ışık kuleyi yıkmaya başlar. Ruh dışarıya, petekten sızan bir bal gibi sızar sızar. Zeka aydınlanır, hafıza arınır, içgüdü bilenir, paslarından sıyrılır. Şuur altı düğümleri çözülür, akrepleri ölür. Şuur, elastikiliğini yeniden kazanır. Kalbi kiralayan geçici duygular kovulur. Ruh, çevresinde melek dünyasının halesini görür. Yeni doğmuş bir ay gibi övünçle yükselir ve eşyaya güler. Çevreyle barışıktır artık. Ölüme karşı yeniden bağış kazanmıştır artık. Konuğumuz oruç, pencerelerimizi açar, perdeleri havalandırır. Evin badanasını ve boyalarını tazeler. Mutfak vekilerimizi doldurur, sularımızı tatlandırır. Lambamızı kutlar. Soframızı kutsallaştırır, gök sofrasını açar. Gecemize ebedi düşler ekler, çatımızdaki vahşi sesleri durdurur. Mezarlara yerleşmiş yabancı görüntüleri ürkütür, ülkeyi güvenli bir ülke yapar. İnsanı kendi özüne, değişmez gerçeğine döndürür. Nimetlerin akıntısındaki düz akımı dalgalı akıma çevirerek, açlıkla ve susatarak insanı metafizik plana çeker. Artık insan düşünceleri ve sözleri bir saman yığını gibi savurmaz. Belki bir yıl uğrunda alın teri döktüğü bir buğday harmanı gibi devşirir ve her tanesini değerlendirir. Göklerin hakkı ayrılır bu harmandan, sonra insanın hakkı ayrılır. Oruç konuğumuz çocukların takma sakallı, maymun yüzlü Noel babası değil, nur belirtili öğretmenidir. İlk oruç tuttuğu gün çocuk, ilk dersini başarıyla vermiş minik bir öğrencidir. Göklerin ve yerlerin, gönüllerin ve ruhların ilk dersini vermiş,
İlk ölüm provasını zaferle donatmış bir diriliş eridir o. Konuğumuz her gece yemekten sonraki çay saatinde ceplerinden ceylan derilerine yazılmış şiirler çıkarır. Ve en gençlerimiz o şiirleri içlerinde o güne kadar gizli kalmış da o gün birdenbire kendilerinin bile farkına varmadıkları bir olağanlıkla açığa çıkmış doğu bilgileri ve bilgelikleriyle okur. Ve o çay saatindeki aile tablosu lamba ışığında sonsuzlaşır. Komşu evler, komşu kentler, komşu ülkeler, komşu gezegenler ve komşu güneşler o yeni bulunmuş ilahileri dinlemek için bizim o çay saatini beklerler. O çay saatinde Hira Dağı'nı görürüz ki mağaradaki eşsiz gök sözcüsüne Cebrail azığını yeni götürmektedir. Bir çocuk gibi heyecanlı, omzunda gök sofrasından bir heybe. Cebrail tırmanıyor Nur Dağı'na. O çay saatinde biz Nuh'un gemisindeki kuşların, fillerin ve aslanların aylardan sonra ilk karayı gördüklerinde yükselttikleri kurtuluş seslerini duyarız. İşitiriz orucun keskinleştirdiği kulaklarımızla. O çay saatinde birden yüreğimiz yumuşar. Çünkü putları dize getiren İbrahim, çocuk sevgisinin engelliğinden de ürperek, elinde bıçak, çocuk İsmail'in başucunda durmaktadır. Hepimiz korkuyla, ürküntüyle, öfkeyle ve susuşla doluyuz. İşte tam o sırada uzaktan, adeta deniz aşırı bir ülkeden gelen ses duyulur. Ya İbrahim, İsmail'e acı, mümin bir çocuktur. Müminin mümine sevgisi, büyük sevgiyi azaltmaz, artırır. Dışarıda yağmur yağıyorsa, biz yeşilin zaferi baharı düşünürüz. Kar beyazlığı pencerelerimizden sızıyorsa, biz tabiatın kefenlendiğini, evrensel tabuta yerleştirildiğini biliriz. Kar helvası yaparız, ölümün öteki yüzüne değen beyaz azıklarla. Sıcak yaz geceleri ise, içeri giren ve kısrakları gebe bırakan sıcak rüzgarda uçuşan kelebekleri seyrederiz. Bu kelebeklerin her biri bir sırla, hayat ve ölüm sırrıyla yüklüdür. Konuk elini uzatınca bir kelebek eline konar. Sonra dökülür, toz haline gelir. Biz içimizden, işte bir alçak gönüllüce bitiş deriz. O çay saatinde birden, Ashab-ı Kehf'in gizlendiği dağdayız. Mağaranın ağzındaki kaya, bir yayla birden düşer ve biz içeri gireriz. İçeride uyuyan 7 kişi ve bir de köpek. Uyuyorlar ama, göğüslerinin hafif kalkış inişlerinden, yeryüzünü kubbeler, kemerler kaplıyor. Uyuyorlar ama uykularından yoksullar için görünmez bir kumaş örülüyor. Uyuyorlar ama düşlerimizde en canlı onlardır. Geleceğin uyuması gibi uyuyorlar. Bahar bekleyen ağaç gibi uyuyorlar. Kışın sonuymuş gibi bir uyku bitimindedirler. İlk horoz sesini bekleyen evrensel işçiler gibi uyuyorlar. Konuğun uğurlanacağı günler de gelir. O kadar alışmışızdır ki bu gidişe inanmak istemeyiz. Ama saatin vuruşu kesindir. Bir yarış kronometresi gibi son vuruşunu yapar. O zaman dünya garına koşarız. Mahşeri bir kalabalık. Çocuklar en süslü elbiseleriyle oradadır. Trenler en güçlü bir baca canlılığı içinde tütüyor. Konuşmalar, sesler ve armağanlar. Kucaklaşmalar. Herkes birbirini ilk görmüşçesine sevinçli. Hepsi konuktan konuşur. Fakat, ey komşular, konuk nerededir? Konuk, sessiz ve şatafatsız, gitmiştir bile. Oruç Dünyasında. Çağımızda oruç ayının gelişi, uzaktaki bir yakınımızın geri dönüşü gibi bir etki yapıyor. Birden şehir değişiyor, insanlar değişiyor, konuğun şerefine daha bir çeki düzen veriliyor tavırlara.
İnanmış ruhlar kaybedilmiş bir vakti sanki gençliklerini yeniden bulmuş gibi oluyorlar. Ölenler yeniden diriliyor çevremizde. Anılar somutlaşıyor. Oruç bir ruh analizi oluyor inanmış insan için. Geçmişini düşünüyor insan. Yanlışlıklarını daha bir net görüyor. Eğrilmişse yolu düzeltmek istiyor onu. Yay haline gelen doğru çizgi düzeltiliyor içimizde. Mutlakla nisbinin çarpışması oruç ayında birincinin zaferiyle sonuçlanıyor. Oruç Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim namaza, namaz sonsuzluğa kapı açıyor ruhlarda. Ve gün doğduğunda ipek gibi ince gümüşten zincirlerle kendi elimizle bağlıyoruz elimizi, kolumuzu, ağzımızı. Göz, kulak, ağız, hafıza, hatıra, kalp ve ruh hepsi aynı bilinci saniyelerle, dakikalarla yaşıyor. Ve gün battığında yeni bir dünyaya giriyoruz. Zeytin tanesinin ahiret haleli dünyasına ve hurmanın gerisindeki tada, minarelerin ve kubbelerin ahengine, yıkanmış uykunun Kevser havuzu kristaline ve onun ortadan bölünüşünde bir ay tepsisi gibi gelen gök sofrası sahurun çağrısına, nar taneleri yakuttan damlalardır oruç ayında ve asmalardaki salkımlar cennetten iniyor dünyamızın mavi deniz görüntülü atmosferine. Oruç, İskender-i Zülkarneyn ile Hızır'ın yolculuğunu hatırlatıyor bize. Akşam olduğunda ab-ı hayat bulunmuştur. İnsanı ebedilikten pay sahibi eden o gizli su, o değerli maden avucumuzdadır. Atalarımız oruç dünyasında ne mutlulukları yaşadılar. Bize kalan bu kutlu mirastan dolayı Allah'a ne kadar şükretsek ve atalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir ay bölünmüş gibi yüzlerinde. Sanki her an yüzlerinde bir ay bölünmektedir. Her an Şakkül Kamer mucizesi yüzlerinde olup bitmekte. Farklı aydınlıkları buradan geliyor. Seher secdelerinin ve sarhoşluğunun aydınlığından yüzlerinde secde izleri görülür. Kimdir bunlar? Bunlar Müslümanlardır. Eski Müslümanlar ve çağdaş Müslümanlar. Sanki Kur'an yukarı çıkıp bir ay oluyor. Sonra peygamber parmağıyla sure sure bölünerek onların kalplerine iniyor. Oradan da ayet ayet atar damarlardan yürüyerek yüzlerinde apaydınlık bir ay, bir güneş örüyor. Kirpiklerinde her an bir güneş doğup bir güneş batıyor. 20. yüzyıl zekasının aradığı ay, bilmecesini çözmeye çalıştığı ay bu aydır da teknik onu insandaki aydan gökyüzündeki aya çeviriyor. İşte Camus'un Caligula'sında bu iki ay arasında bocalayan bir ay vardır. Bilen bilir, ay insanın kalbiyle ilgilidir. Güneş gözlerimizi kamaştırır ama ay esrarlı bir gecede yüreğimizi yerinden oynatır. Kamer suresi gelincedir ki inananın da inanmayanın da yüreği yerinden bir kere oynamıştır. İnananın kalbi yerine iyice yerleşmek için sarsılmış, İnanmayanın kalbi ise yerine yenisi geçmek için. Şimdi ayla uğraşan insanlık insan yüreğiyle oynadığının farkında değil. Ayla uğraşmak yürek için bir şoktur. Kim bilir belki de bu şokla iyileşecektir yürek. Büyücüler de ayın ışığını ölçtüklerini iddia ederlerdi de ancak Hazreti Musa'nın ay gibi eli ortaya çıkınca bir aydan başka bir aya göç ettiler.
Bayraklardaki ay, onların yüzündeki ayın bir gölgesi değil mi? Kimlerin? Müslümanların. Bazen düşünmüşümdür. Acaba ay, peygamberin Miraç yolculuğunda hızla giden Burak'ın bıraktığı bir iz midir göğsümüzde? Abdest, bir ayın vücudumuzda yüzümüzden aşağı doğru boşanışı değil mi? Namazsa günde 5 kere kapımızı çalan güneştir. Oruç, içimizde batmayan bir ayın geceden gündüze taşınmasıdır. Bir Ramazan gününün saatleri ilerledikçe içimizdeki ay büyür, büyür. İlkin kurumuş bir hurma dalı kadar ince, sonra bir kalın kaşlı hilal. Sonra tam yuvarlığını alır. Zaferlerin tam Bedir hali olan Bedir Savaşı'nın isminin kelimeler dünyasında ayın mükemmellik haline teşbih edilmek gibi bir hikmeti yok mudur dersiniz? Oruçluyken her işimize biraz ay karışmamış mıdır? Oruçluyken ve oruçlu değilken aynı işi yapınız. Arada bir ay farkı vardır. Müslümanla Müslüman olmayan arasında bir ay farkı vardır. Oruçluyken sözlerimizin arasına esrarlı bir ay ışığı karışır. Her çileden bir ay sembolizmi gelir, kelimelerimize siner. Aşkın da, şiirin de ayla olan ilişkisi, ayın kalple olan ilgisinden doğmuyor mu? Aşk, şiir, bilgi ve zeka gide gide ayda toplanıyor. Şimdi bütün mesele o ayın bölünmesinde, o ayın çözümlenmesinde, yani bir mucizede, Şakkul Kamer mucizesinde. Buysa bir kere olmuştur. Kur'an'da durmadan da olmaktadır ve Müslüman'ın yüzünde her an olup durmaktadır. Muhyiddin Arabi Hazretleri aya fazla bakılmamasını öğütler. Ay ışığı yüze zehir fakat sırta şifadır der. Aslında bu zehir, zehir değil, şifanın şiddetle ve ansızın yoğun olarak gelişinden doğma bir çarpılıştır. Güzelliğin şiddetli çarpmasıdır ay çarpması. Kur'an, sure sure, ayet ayet değil de birden bütünüyle inseydi, insanlık onun güzelliğinden, belagatinden mahvolmaz mıydı dersiniz? Ey batılılar, ey ay yüzünden mahrum olanlar, Müslümanın kalbiyle oynamayın. Olur ki onun X ışınlarından daha kudretli olan kalp ışıklarının öldürücü etkisini alırsınız. Bırakınız ey Avrupalılar, yüzünde ve yüreğinde her an bir ay bölünen, bir Şakkul Kamer mucizesi vuku bulan Müslümanların iyileştirici ışıkları sırtınıza vursun, size şifa olsun ve sizi diriltsin. Sonra oradan yüzünüze sızan size ve bize yetecektir. Sürekli mucizeler. Öbür peygamberlerin mucizeleri kendi çağlarında görünmüş ve tamamlanmış, doğup batmış mucizelerdir. Gerçi mucizenin tesiri sürüp gitmiştir kendisi sürmese de. Hazreti Musa'nın mucizesi büyü ve büyücüler, kahinler devrini kapamıştır. O mucizeden sonra büyücülük bir daha dirilmemecesine ölmüştür. Hazreti İsa'nın ölüyü diriltme mucizesi de ancak kendi çağdaşları tarafından görülebilmiş, tesiri de sembolik bir tesir olarak dinin dirilticiliği lehinde kaydedilmiştir. Peygamberlik dairesini tamamlayıp kapayarak peygamberliğin başlangıcı ve sonu olan peygamberimizin bu cins mucizelerden başka belli başlı 2 cins mucizesi daha vardır ki yalnız kendine mahsustur diyebiliriz. Bu 2 tür mucizeden birincisi öbür mucizeler gibi bir vaka halinde görünüp bir zaman içinde tamamlanmakla beraber tesirleri de öbürleri gibi sürüp gittiğinden başka bir vasıf daha taşır. O vasıf da gelecek zamanlarda ilmin gelişmesini o mucizelerin çığırında, izinde aramakta olmasıdır.
Gerçi bu arayış sınırlıdır. Çok dar ve sığ bir çerçeve içindedir. Öyle de olsa mucizenin mihveri etrafında dönüp durulduğundan onun gelecek zamanı nasıl içine aldığını ve aşılmazlığını, ışık tutuculuğunu görmekte fayda sağlayacaktır. Bu tür mucizenin iki büyük örneği Şakkül Kamer ve Miraç mucizesidir. Göğe füzeler fırlatıldığı, gezegenlere ulaşılmasına girişildiği bu feza çağında Miraç mucizesinin anlam ve hikmetleri biraz daha fazla anlaşılmıyor mu? Peygamber bütün gezegenler dünyasını ve gök katlarını geçtikten sonra fiziği aşkın ebediyet dünyasını da görmüş ve yaşamıştır ki bugünkü ilim henüz bunun hayal edilmesine bile cesaret edecek bir durumda değildir. Mucize ta o zamandan ilmin bugünkü gelişimini görmüş, bu gelişime işaret etmiş ve adeta ona o zamandan meydan okumuş, onun asla ulaşamayacağı bir fizik ve fiziki aşkın yükselişi gerçekleştirmiştir. Yine Ay'a varmak ve sırlarını çözmek için çırpındığımız bu dönemde farkına varıyoruz ki Şakkül Kamer mucizesiyle bir parmak işaretiyle Ay ikiye bölünmüş ve bunun için Ay'a gitmek gerekmediği gibi sonra bu iki parça buluşarak birleşmiştir. Bu iki mucize adeta lisan-ı hal ile diyor ki daha hiçbir işareti bile yokken ilminizin eninde sonunda alacağı yönü şimdiden görüyoruz ve ulaşmayı hayal bile edemeyeceğiniz bir gerçekleştirişle sizi uyarıyoruz. Ey insanlar! İleride bilginiz bu doğrultuyu aldığında gurura kapılmayınız. Allah'ı unutmayınız ve onunla yarış yaptığınız zannına kapılmayınız. Size verilen bilgiden ötürü daha çok hamd edici olunuz. Belki batılılar bu mucizeleri inkar edeceklerdir. Ama en azından 1300 küsür sene önce açıkça ilan edilen bu mucizelerin peşinden şimdi bir kaplumbağa gibi seyirtmekte olduklarını, yani müsbet bilgilerin yönüne daha o zamandan hem de değer hükmüyle birlikte işaret edilmiş olduğu gerçeğini inkar edemezler. İşte bu mucizeler çağımızda bir kere daha anlamlarıyla çağdaş ve aktüel olmuşlardır. İkinci tür mucizeler ise hiç kesilmeksizin sürekli olarak devam eden mucizelerdir. Bu mucizelerin başında Kur'an-ı Kerim yer alır. Kur'an-ı Kerim her zaman yeni, her zaman taze, her zaman diri, her zaman kadim, her an bir su kaynağı gibi içinden çağlayıp duran bir mucizedir. Bu mucize vahyin ilk geldiği günden bugüne kadar bir gün bile, bir tek kelimesinde bile fevkaladeliğini yitirmeden sürüp gelmiştir. Her çağda milyonlarca, hatta yüz milyonlarca insan mucizenin önünde kendinden geçmiş ve secdeye kapanmış, onun aşkına ölüme bile seve seve başını uzatmıştır. Ve bu mucize bugün de aynı kuvvetle, hatta gün geçtikçe tesirini artırarak sürmektedir. Kur'an yine İslam dünyasını diriltmekte, ışığını genç gönüllere salmaktadır. Hatta Müslüman olmayan Doğu ve Batı dünyası da onun mucize yanına kolay kolay itiraza bile girişememekte, zaman zaman bunu şu veya bu tarzda itiraf etmektedir. Bu açıdan namaz ve oruç da Peygamberimizin bu sürekli mucizelerindendir. Namaz bir Müslümanı en keskin çizgilerle Müslüman olmayanlardan ayırır. Fizik bakımından bile ayırır. Oruca gelince en zayıf çağlarımızda bile Ramazan ayı geldi mi İslam dünyasında esen uhrevi bir bağdı sabah, onu inkar karanlığına gömülmüş ülkelerden bıçak kesimi ayırır. Bir Kabe çevresi, bir Sultanahmet havası, bir Eyüp Sultan semti nasıl öbür yerlerden bir çırpıda ayrılıyor, insanı ta yüreğinden kavruyor, insanın özüne tesir ederek onu öbür insanlardan ayırıyorsa, Ramazan ayında Müslüman ülkeler de böyle bir yücelikle dolup taşarak Avrupa'dan, Çin'den, Rus ülkesinden, Amerika görünüşünden bir bakışta seçilir, fark edilir, ayrılır. Ramazan ayı bir mucize ayı olarak ruhun olağanüstülüğüyle dolup taşar. Gördüğümüz en mütevazı evde bile düşünülemeyecek ne harikalar oluşur.
Çünkü oruç, başlı başına bir melek ülkesinin dünyaya çağrıldığı ay olmanın dışında, her günkü zamandan daha çok ve katmer katmer donanmıştır namazla da, Kur'an'la da. Oruç, topluma inen bir takva gibi gelmiştir. Her yıl gelen bir takva mucizesidir oruç. Sürekli bir mucizedir. Her yıl bir mucize gibi gelen. Kalemimin yeni ülkesinin ilk konuğu oruç oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda vakit erişti ve saat, mucize saati çaldı da ufkumuzda incecik, gümüşten bir yay halinde o eskimez, yıpranmaz, kararmaz hilali gördü. Ruhumuzun ta zamanların başlangıcında dost olduğu bu aşk meleğine ne kadar özlem çekmiş olduğunu birdenbire fark etti. Gümüşten incecik bir melek kalemi gibi ay çıka geldi. Ve biz de ona dünden hazırdık zaten. Göğün kutlu işareti ay, belli belirsiz, Hızır mizaçlı misafirler gibi sessiz ve alçak gönüllüce geldi. Ve içimize ve topluluğumuza orucun ilk tohumunu attı. Öyleyse her akşam top patlayıp da batıya, gece ilk gri soluğunu bırakınca, iftar, oruç mucizesiyle bir gök sofrasına dönmüş, görünmez kaynaklardan gelip de önümüzde toplanan bereket kumanyasını açınca, ilk zeytini ağzımıza koyduktan ve zemzemle aşılanmışçasına bir aydınlık kazanmış olan ilk bardak suyu dudaklarımıza yaklaştırdıktan sonra, birdenbire gözümüze ilişir ki, ay büyümüştür. Ve bir ay boyunca her akşam göreceğiz ki dışımızdaki ay, göğümüzdeki ay büyümüştür ve içimizdeki ay, kalbimizdeki ay, oruç büyümüştür. Orucun ilk günü kararmaya yüz tutmuş kalpte küçücük beyaz bir benektir. İlk günkü hilal gibi ince bir göz kırışığıdır. Kalbin bir ucunda başlayan bir ağartıdır. Fakat ay nasıl gökte gün gün büyür, ilkin bir nar, bir kalp büyüklüğüne erer, sonra daha da büyüyerek gövdeleşirse, orucun ağartısında günler ilerledikçe, bütün kalpler bir ayna gibi aydınlanınca, birbirlerinde yansıyarak, İslam topluluğunun ruhunda dışarıdan gelip onları ayıran zarlar ve kabuklardan kurtularak kaynaşacaklar ve bir tek kalp haline gelecek. Müslümanların kalbi birbirinde eriyerek ve kaynaşarak bir tek kalp haline gelecek. Ayın 14'ü bir ay büyüklüğünde bir kalp haline. Kendinde doğruyla yanlışı bir bıçak gibi ayıran Kur'an'ın, ki bir adı da Furkan'dır, indiği oruç ayı keskin keskin, kesin kesin inanmışı inanmamıştan, akı karadan, ahiret özünü dünya köpüğünden seçerek ve ayırarak İslamlık şahsiyetinin manevi benliğinin surları gibi insanlığın önünde ve ufkunda erişilmez ve yıkılmaz duvarlar gibi yükselecek. Oruç, bu ümmete bağışlanmış, sağı ölüden, diriyi cansızdan ayıran, fark ettiren kutlu bir nimet ve emanettir. İnanmış adamın ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarıp onu bir hilal gibi hafifleten, kuşkuyu, kaygıyı, nimete çöken telaş ağırlığını, boğaz sıkan tedirginliği yakan bir ateş emaneti. Ateş gibi gelen bir emanet. Bir emanet ki gelir gelmez bizi, bizdeki emanetlerin sahibi yapmaya başlar. Evimizi ev yapar. Yabancılaşan şehrimizi kendi şehrimiz yapar. Uzuvlarımıza göğün mührünü vurur, ruhumuzu kölelikten azat eder. Ölümden önce ölmenin tadından bir haberdir. Yalnız kımıldanışları değil, kımıldatan hikmeti de gören gözden bir haberdir. Kalplerle kapalı duvarlar arasında gidip gelen,
evlerden dışarı sızmayan yoksulların ahını işiten, ıstırapların med ve cezrini kaydeden kulaklardan bir haberdir. Gece, sahurda, evlerin ışıkları bir bir yanınca, şehir, bir şölen hazırlığındaymışçasına uyanır. Oruçla gelen ruhların uyanışı da, tıpkı sahurdaki ışıkların bir bir yanışı gibi, biri yanınca öbürünü de çağırmış gibi bir şölendir. Oruç, ruhların şölenidir. Oruç, belli belirsiz bir hilalle birlikte her yıl bize gelen bir medeniyet, şuurlandıran bir armağan, bir peygamber armağanı, bir diriliş mucizesi, inkar karanlığında kıvrananlara bir azap ve korku, aydınlığa doğru koşanlara ve susamışlara bir umut ve bir muştu, dünyaya inen bir arş aşısı, vakte gelen ilahi bir sahife, kalbe yaklaşan bir teselli ve bir güven, rızkı saran bir ışık ve bir berekettir. Öyleyse bereketlendir kalbimizi ey Ramazan. Ruhumuza bir Ruhul Kudüs gibi gelen kutlu Ramazan. Yüksel şerefelerden bir kere daha ey 20. yüzyıl akşamlarında bir ahir zaman havarisi gibi gelen kutlu orucun akşam ezanı. Yüksel bir kere daha ey ahir zaman ezanı. Oruç da acıkır. Oruç hiç gecikmeden, yolunu şaşırmadan, tam saatinde, dinç ve genç, tarihin dinamizmini de özünde gaybın bir üfleyişi gibi taşıyarak geldi. Madem ki geldi, onu iyi tanımak gerek. Oruç, boş bir çerçeve olarak veya bir mevsim gibi sadece tabiatın bir parçası olarak gelmedi. Tarihin bir parçası olarak geldi. Dolu geldi. Kendindekini boşaltacak. Giderken de dolu gidecek. Dolu gitmeli. Her yılın orucu, büyük oruç kitabına sabırla ve meleklerin üslubuyla işlenmiş bir sayfa, bir yaprak gibi eklenir. Taşların, ağaç kovuklarının, toz zerrelerinin bile en keskin bir hafızayla şahitlik yapacağı büyük hesap gününde, şüphesiz oruç kitabı en büyük şahitler arasında, dosyasında en çok belge bulunduran suç ve sevap araştırıcıları arasında görünecektir. Demek ki oruç, çağımıza, göklere mahsus nişanlarla donanmış büyük ve yetkili bir şahit olarak geliyor ve geldi. Siz sanmayın ki oruçta yalnız siz susar, siz acıkırsınız. Oruç da susar, oruç da acıkır. Çünkü oruç da canlıdır, sizin gibi, hatta sizden fazla. Çünkü onda ölümün eriteceği et ve kemik de yok. İnsan sağken bile ölümle karışıktır. Biz hayatla ölümün karıştığı bir terkibiz. Sağken hayat ölüme baskındır ve ölümü kullanır. Sonra yaşlandıkça ölüm güçleri yavaş yavaş artar ve ölüm yüzdesi hayat yüzdesinin üstüne çıkar bir gün. İşte o gün ölmüşüzdür. Ölüm hayatı kullanmaya başlamıştır. Toplum yaşayışında da böyle. Ecel olarak gelen ölüm, bu hayat ölüm çatışmasını kesin bir sonuca bağlar. Ama oruç %100 diri, saf olarak diridir. Net diridir. İnsan gibi bürüt diri değil. Bizden daha canlı, bizden daha cıvıl cıvıl olan bu gök varlığı orucun susadığı su, acıktığı yemek nedir öyleyse? Şairin şair için dediği, cins şaire mahsus yiyecekler, deniz yosunları, mavilik meduzaları tarzında, oruca, gök şahidi oruca mahsus besinler, yükseltilen dualar, derinleşen secdeler, Kur'an sesiyle aydınlanan ikindiler, Allah adıyla diriltilen geceler, diyebiliriz belki. Evet, oruç da susar.
oruç da acıkır. Orucun susadığı ve ağabey hayat gibi kanamadığı su, Kur'an sesi, acıktığı namaz, örtündüğü merhamet, kuşandığı, giyindiği Allah adının yükseltilmesi, yani cihattır. Ve orucun da iftarı vardır. Oruç, müminin kalbinde iftar eder. Onun sofrasında, işte saydığımız göğe mahsus yiyecekler bulunur. Yalnız insan orucu özlemez, oruç da insanı özler. Ramazan ayı gelince, sıla-i rahim edenler gibi, meleklerin bile önünde eğildiği insana koşar. Oruç insana acıkır ve koşar gelir. Oruç geldi. Öyleyse oruca yiyecek taşımalı. Su sunmalı. Orucun lambasını yakmalı. Örtüler atmalı üzerine. Ki geldiğinden daha zengin gitsin. Verdiğinden daha çok alsın. Yanına gideceği eski oruçlara katacağı, söyleyeceği çok şeyler bulunsun. Çağımız Müslümanlarının portresini, eski çağ müminlerinin portrelerinin yanına çizecek ya, bizim öyle bir portremizi çizsin ki, ileride gün olur ki o portreyi bize gösterirler, utanmayalım ondan o zaman. Oruç geldi. Ondan bize ölümsüz bir şeyler katılacak demektir. Giderken bizden de ona ölümsüzleşecek birkaç şey katılmalı. Diriliş saati. Savaşa bir mızrak boyu kadar yaklaştıktan ve cephe şarkıları söyleyerek geri döndükten sonra bütünüyle içine girdiğimiz oruç ayının yayı, gündüzü geceye, geceyi gündüze getiren kudret eliyle gerilse de yaydan fırlayan ok tam hedefine varsa. Hedef nedir? Bir diriliş saati. Şimdi Dicle kıyısında tüten bir ocak, Ren kıyısında yükselen bir bacadan, akın karadan ayrılması gibi ayrılmaktadır. Çünkü birine orucun uçuşan yeşil kanatları karışmış. Gözlerini bir ceylan gözünün yaşarması kaplamış. Avcı hayali görüp de kaçıp kaçıp kendine dönen bir av gibi serap labirentlerinde dönüp dolaşan, birdenbire orucun zeytin altı serinliğine kavuşmuş olan İslam ülkelerinde kafaları kurcalayan, yürekleri burkan, düşleri kabus kayalarına çarpan nedir acaba? Bir çıkış noktası arama ve bir diriliş saati. Nabzını orucun tuttuğu, kalbini namazın çalıştırdığı bir diriliş saatidir. Bilinerek, bilinmeyerek, farkında olunarak, farkında olunmayarak aranan. Tarihin kabrini açmak doğuda. İşte size bir diriliş saati. Afrika'yı aydınlatmak, Asya'yı uyandırmak, işte budur bir diriliş saati. İslam ülkelerinden yükselecek yeni bir sese, batının başını döndürme saati. Doğunun başını döndürme saati, işte budur bir diriliş saati. Allah adının bir kere daha yükselerek ufukları ışığa boğacağı saat. Ruh Deccalı'nın ölüm saati, Ruh Mehdi'sinin doğum saati. Yeni bir çocuğun, yeni bir insanın geldiği saat. Ve Adam Smith, Freud, Marx insanların birbirine yapışarak, birbirinde eriyerek batı medeniyetinin can çekişme sıvısına haline geldiklerinde, ölüm meleğinin bu dünyaya mahsus olmayan bir şiddet basıncıyla fosilleştirdiği, bir jeolojik tabakalaşma saatidir sanki, medeniyetler için bu diriliş saati. Oruç, ruha gelen bir ilham gibi, arıya bal ilham eden bir çiçek tozu gibi, gözü çeken ateş gibi, İslam ülkelerinin içinde bulunduğu çağın ruh halinde bir diriliş saatine gebe. Kendi derinliğinden ve insandan bir diriliş saatini çağırmada. Kudüs'ü kurtaracak, Kudüs'ü miracına kavuşturacak bir diriliş saati. Kıbrıs'ı, Keşmir'i, Doğu Türkistan'ı, Batı Türkistan'ı,
Azerbaycan'ı ve daha nice İslam ülkesini kurtarma şuurunun belirdiği, hamlesinin başladığı saat. Düşünce, edebiyat, politika, hayat tarzı, dünyaya ve ölüme bakış açısı, yoksulluktan kurtuluş alanında, kısacası bütün alanlarda kendi medeniyetimizin cevabını arayacak ve bulacak bir şahsiyetten haber getiren ilk tarihi saat. Hesap saati, kitap saati. Teknik bir şimşekle çarpılmış, bir yıldırımla devrilmişçesine yıkılmış bir Arap dünyasının ateşli bir medle gidip savaşın kıyısına çarptıktan sonra sessiz ve sadasız bir cezirle kendi yatağına çekilen bir Türkiye'nin bu ruh bakımından oldukça kritik anında bir ilahi lütuf olarak oruç geliyor ve bir anne gibi bizi teselli ediyor. Ruhumuzu bir çileye sokarak bizi düşündürüyor, bize bir diriliş saatini düşündürüyor. Kafaları ve ruhları kaplamış kuzguni renkteki ve kurşun ağırlığındaki batı pusundan Müslüman'ı arıtacak bir kımıldanış saatini düşündürüyor. Bir kıpırdanış saatini, bir kalkış saatini. Silahımız. Uzun süren bir kuraklıktan sonra dudakları çatlamış toprağından ötürü ellerini göğe kaldırmış çiftçi için birden boşanan yağmur neyse, biz Müslümanlar için gelen bu oruç da odur. Bu 20. yüzyıl sularında Müslüman kültür alanında da ekonomi ve maddi güç alanında da sıkıştırıla sıkıştırıla son duvara dayanmış bir savaşçıdan farksızdır. İşte böyle bir durumda bir melek alayının sessiz ve dört yandan birden bastırışını ve yanımızı yöremizi aydınlatan bir Hızır meşalesinin yalnız inanmışların gözüne görünmesi gibi çıka gelir oruç. Ve bir yandan Müslümanı kurşun işlemez zırhıyla, kılıç kıran kalkanıyla koruyor. Öte yandan inananla inkar eden arasında aşılmaz bir duvar oluyor. Bir yandan da o inanmazları eteklerinden yakalayarak yere çarpıyor. Propaganda, hile, kuşku, umutsuzluk dar ağacında sallandırılmak istenen Müslümanın ruhunu bir Hızır hızıyla yetişip kurtarıyor. Ruh yeniden inançla, güvenle, gayb bilgisiyle, gelecek zamanı fark etme ustalığıyla, sabırla, sabır ilmi ve sabır şiiriyle doluyor. Modern dünya silahlarının yabancı olduğu ve sırrına asla erişemeyeceği bir kudret mantığının yenilmez ve aşılmaz silahıdır oruç. Marksistlerin dini bir hayal, bir vehim, bir yansıma, bir lüks ve bir fantezi sayan teorilerinin en büyük fiili tekzibidir oruç. Oruç elle tutulur, gözle görülür, ferdi, içtimai ve tarihi bir kategori, bir realitedir. O kadar güçlüdür ki oruç gelince onlar tiril tiril titrerler, şaşırıp kalırlar, hatta yer yer ona yaltaklanırlar. Oruç meleğin insanı yakalaması gibi onları tutar, şiddetle sıkar. Onun karşısında ölüm azabını tadarlar. Yerlerinde öylece kala kalırlar. Oruç Müslümanlara hareket saçan bir bahar gibi, inançsızlara ise donduran ve buz içine kapayan bir kış gibi, bir çığ gibi gelir. Madem ki oruç, sırrını yalnız bizim bileceğimiz, tekniğini yalnız bizim kavrayabileceğimiz, 20. yüzyılı bile karşısında dilsiz bırakan bir gayb silahı ve yardımcı melek ordusu, bir ruh yemişi, bir gök armağanı gibi geliyor, zayıfın zayıfı olduğumuz bu çağda ondan sonuna kadar faydalanmamız, onu tepeden tırnağa kuşanmamız, hakikat düğününün güveyleri olarak onunla donanmamız gerekmez mi? Onu ulaşamadığı köşe bucaklara uzatmamız, onu yoğunlaştırmamız, katmerlendirmemiz gerekmez mi? Melekler ki
yemezler ve içmezler. Sanki hep oruçludurlar. Demek ki oruçta meleklerden bir muhteva, bir varoluş taşıyan bir yan vardır. Onunla melekler arasında bir ilgi, onda insanı meleğe yaklaştıran bir güç vardır. Güçlenmek ve yıkıcı kuvvetler karşısında yiğitçe direnmek için orucun gözüyle gören, orucun kulağıyla işiten, orucun eliyle iten, orucu yaşayarak ölümü yenen, bir gövdeyle gövdelenen bir oruç insanı, orucun adamı olmak gerekmez mi? Kur'an, namaz ve oruçta dirilen bir İslam insanı olmak, işte çağımız Müslümanının tek varoluş şartı. Orucun getirdiği yorumla dünyayı ve tarihi yeniden yorumlamak, zapt etmek, fethetmek, kurmak ve inşa etmek zorundadır çağımızın Müslümanı. Oruç bize bu misyonu yüklüyor. Oruç bize bu mesajla geliyor. Orucun ışığı, suyu, bereketi ve mantığıyla kurulmayacak bir dünya yıkılacak, taş taş üstüne kalmamacasına çökecek demektir. Oruçta dirilmeyen insan, kör ve zalim bir madde akıntısında can verecek, hem de bildiğimiz ölüme bile hasret çeke çeke ölecek demektir. Oruç, ruhun sesi gelir her yıl. Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize. Vücut dönmeye başlar bir tapınağa kurban gibi. Yapılır, örülür uçurumları yakan dualardan. Ten, ruhun avuçlarının içinde. Hilkat günlerinin, yeniden oluşun terlerini döker. İnsan gecesini değiştirir, gündüze erer. Bir mevsime döndürür zamanını hiç değişmeyen. İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı. Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri. Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır. Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden. Ey oruç, diriltici rüzgar, İslam baharı. Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından. Kevser içir, ab-ı hayat boşalt kristal bardağından. Susamış ufuklara, insan kalbinin ufuklarına. Oruç ve diriliş. Oruç önce eşyayı diriltir. Elbet eşyanın bu dirilişi insan açısından bakılıncadır. Eşya insana göre dirilmiştir oruçla demek istiyoruz. Evet, oruç ilkin göze, dudaklara, damağa ve sonra düşünmeye, hayal gücüne tesir eder. İnsanın idrak ve yorumunu değiştirir. Duygularımız, düşünüş ve hayal edişimiz değişince bizdeki dünya tasarımı da değişmeye başlar. Artık ne uyku eski uyku, ne yediğimiz yemekler eski yemeklerdir. Sıcak bir yaz gününden sonra iftarda içtiğimiz ilk bir bardak suyu, hiçbir gün farkına bile varmadan içtiğimiz bir bardak suyla değiştirir misiniz? İftar yemeği, dış ölçülerle her günkü akşam yemeğimizden farklı olmadığı halde neden o hiç unutulmaz, öbürleri ise hiç hatırlanmaz? Sabah kahvaltılarında her gün yediğimiz zeytinle oruç açan zeytin taneleri arasındaki diriliş ve dirilik farkını açıklamak bile fazla. Her günkü dünyamızın nimetleri, üstün insanlar,
yani veliler ve o yolda olanlar müstesna. İnsan için bir kağıt lezzetindedir ve fevkaladeliklerini yitirmişlerdir gözümüzde. Eşya da öyle, evren de öyle. Fakat oruç dünyasına ayak basar basmaz biz, sanki kabuk bağlamış dünyanın ölü zarı yarılır ve içinden taze bir dünya baş gösterir. Kül dökülür ve altından ateş boy verir. Yumurtanın kireç kabuğu kırılır ve içinden ateş sarısı canlılık sıçrar. Cansız eşya bile gözümüzdeki cila yüzünden yeni bir renk kazanır. Daha doğrusu renk daha şiddetle ve daha derin idrak edildiği için oruçla birlikte artık kırmızı daha kırmızıdır, yeşil daha fazla yeşil. Batı medeniyetinin yeni eşyaya koşuşunu öbür tarihi sosyolojik ve psikolojik sebeplerin dışında bir de kendiliğinden ölen dünyayı diriltecek oruç gibi bir gök armağanından mahrum olmalarında ve bu eksikliği gidermek için ancak yeni eşya imkanlarında canlılık susuzluklarını gidermek ihtiyacında bulabiliriz. Ama doğrulan bu yeni eşyada eski eşyanın olsa olsa bir nüansı olduğundan yeninin canlılığı kısa sürmekte, ya eskiden sıçrayan ölümle ve mahiyeti gereği kendiliğinden, bu da kendisini çevreleyen eşya dünyasıyla birlikte hemeninden can vermekte, bir kere kendisini eşya büyüsüne kaptırmış batılıyı başka çareler düşündürmeksizin yeni canlılıklara vurgun bir avcı gibi yeni eşya yapmaya yöneltmektedir. Aslında batılıyı çeken bir eşya uçurumudur. Büyülü ve zehirli bir kuyudur. Gerisinde ölü bir eşya yığını, batılı, sonsuz bir eşya doğurma çabası içinde bulunacaktır. Evet, dünyada reel olarak yeni eşya yapma ne kötü ve yanlış bir oluş, ne de İslam'ın reddettiği bir eğilimdir. Ama elimizin altındaki dünyayı diriltmek ve onun değerini düşünmeden ona yeni yeni parçalar katmak, bu katma işinde de insanın mutluluğunu bozmayacak bir oranı korumak, daha akla yatkın, sağduyuya uygun ve bir medeniyeti daha ömürlü yapmaya elverişli, en az emek kanununa da daha fazla değer verdirmiş bir verimliliği kavrayışlı olmaz mı? Oruç günleri ilerledikçe, alıştığımız günlük dünyayı devirerek yerine geçen yeni dünya tasarımı daha derinleşecek, daha derin bir anlam yüklenecektir. Adeta içimizden çıkan bazı göze görünmez iplikçikler, eşyanın tabiatında bir takım öz değişiklikleri yapmaya başlayacaktır. Sanki iplikçikler eşyanın dokusuna katılır ve onu yeniden örer. Oruç günleri ilerledikçe ve yaş ilerledikçe ve oruçlu oruçta ilerledikçe dünya nurani bir çehre kazanır. Dünya olmaktan çıkarak içimizin bir aynadaki aksi, bir yankısı olur. İnsan dünyaya değil, dünya insana katılmaktadır sanki artık. İnsanla dünya arasındaki kahırlı diyalog yavaş yavaş tatlı ve munis, ruhun ısındığı bir monolog halini alır. Tabidir ki bunlar kendi kendine olmaz. Orucun şanına layık bir çileyle birlikte olur. Dünyanın değişmesi söz konusudur, laf değil. Ölü bir dünyanın içimizde dirilmesi söz konusudur, laf değil. Dünya sessiz sedasız düzelir ve bütün yaratılış hikmetini ifşa ederken ruh adeta çarmıhlara gerile gerile ilerler. Fakat bu çarmıh, Hristiyan'ın uydurma çarmıhı, Hazreti İsa'yı gerdiğini farz edip kendisini çilesizlik içinde her sorumdan affedilmiş tutan ceza çarmıhı değil. Bu görünmeyen çarmıh, ruhu pörsümüş ve ölmüş deri hücrelerinden kurtaran bir çile biçimidir. İçimizdedir, dışımızda değil. Azap için değil, İlerleyiş ve ilerlemedeki huzur içindir. Ayırıp parçalayan değil, birleştiren ve bire götürendir. Öldüren değil, diriltendir.
Oruç dünyasına girer girmez, her gün kıyısından geçtiğimiz halde, alışkanlığın zulüm özlü direnişiyle fark etmediğimiz veya göz kapadığımız evrensel trajediyeyi görmeye başlarız. Bu, dünyanın dışını ilk sarsış, ilk yırtıştır. Fakat oruç bizi kapladıkça, duygumuzda bir oruç duyarlılığı, düşünümüzde bir oruç mantığı geliştikçe ve belirdikçe, bu trajediyanın altındaki tatlı hikmeti sezmeye, evrenden yükselen vahdet türküsünü, gayb sesini öz kulaklarımızla işitmeye başlarız. İlkin, bastığımız çimenin şikayetini duyduğumuzu sanacaksınız. Sonra bunun bir aldanış, fakat geçici olduğu için ve hakikate ilk hazırlanıştan doğduğundan ötürü faydalı bir aldanış olduğunu anlayacaksınız. Sonra da o bastığınız çimenin alçak gönüllülüğünü, sabrını, dayanmasını, çağrısını duyacak ve işiteceksiniz. İlkin, bir ağacın meyvesini koparırken bir hırsızmışçasına telaşlanacaksınız. Ama hemen sonra ağacın fedakarlığını, feragatini, yemişinden övüncünü ve sevincini fark edeceksiniz. Acıdan şaşırmaya, şaşırmadan derin bir hayranlığa geçeceksiniz. Dünya tasarımınızda boyuna değişiklikler, düzeltmeler yapacaksınız. Her gün biraz çıkartmalar, biraz eklemelerle dünya tablonuz daha köklü, daha değişmez bir biçim alacak. Oruç ayı çıkarken sahip olduğunuz dünyayla oruç ayına girerken bu işleme uğrattığınız dünya arasında ne büyük fark var. Daha doğrusu bu iki dünya kavrayışı ve tasarımı arasında ne kadar büyük fark olursa sizin orucunuz o kadar verimlenmiş bir oruçtur. Bir de bakacaksınız ki siz dünyayı terk etmekle birdenbire dünyayı yeniden bulmuşsunuz. Ve bu sefer yepyeni, taptaze, dipdiri bir dünya bulmuşsunuz. Büyük savaşçıya layık, yeni ve güçlü bir dünya. Öyleyse dünya yeni kılıçlarla karşınıza çıkmışsa, siz de içinizin kılıçlarıyla onun karşısına yeniden çıkabilirsiniz. Çünkü oruç, dünyayı diriltmişse sizi de diriltmiştir. Ve onu sizin için, sizden ötürü diriltmiştir. Sizi ondan daha çok diriltmiştir. Sonra oruç, vücudu ve vücudun özü olan kalbi diriltir. Duygu organları arınır, göz parlar, kulak keskinleşir, nefes borusu serbestleşir. İç vücut dinlenir sonra birden çalışır. Vücudun bu yeni düzeni bir yandan dünyaya, bir yandan ruha yeni bir tarzda döndürerek insanı uyandırmaktadır. İnsan uyanmaktadır. Bazı pencereler kapanır, yeni pencereler açılır. Vücut oruçla ruha doğru hızla itilmiştir. Böylece o olduğu yerden yükselmeye ve dünyayı daha bir bütünüyle ve daha kuşatıcı bir gözle kavramaya ve görmeye fırsat bulmuştur. Vücudun ruha yaklaşması, vücudun ölümü değil veya ruhun çöküşü değil. Çünkü vücut ruha doğru giderken ruh daha yükseğe doğru gidecektir. Bu kımıldanış, bu hareket, bu hızlanış vücudun canlanışı demektir. Çünkü vücut her günkü alışkanlıklar ve bağlar içinde bir bakıma özel bir ölümdedir. Fizik ölüm, unsurların yok olması değil, bir başka tertip almasıdır. Herhangi bir düzen hiç değişmeden uzun zaman hemen hemen aynı kalıyorsa, o düzen bir bakıma kendine mahsus bir ölüm kazanmış demektir. Bu kanun vücut için de geçerlidir. Vücut durmaksızın ruha doğru bir atılım yapmadıkça bir nevi ölüme razı oluyor demektir. Çünkü her fizik tertip bir gaye taşıdığı sürece vardır ve diridir. Gaye tertipten ve tertibin hamlesinden fırlayıp giderse o tertip boşuna dönen bir çark gibi yokluğun şarkısını söyler.
Yokluğun şarkısıysa ölümden başka bir şey değildir. İşte oruç, vücudun bu tür ölümünü de sarsarak ona yeni bir hayat bağışlar. Bu bir nevi gayesini unuta yazan vücudun basubadel mevtidir. Oruç nasıl eşyayı yenilerse, insanın vücudunu, duygularını, beynini ve kalbini de yeniler. Bir takım duygular mühürlenir, sonra açılır. Böylece hürriyet içinde hürriyetin değerini bilmeyen vücut, geçici ve şuurlu tutsaklıklarla hürlük eğitimi görür. Ve azat edildiği zaman, hürlük kendisine bağışlanınca da onun hazzını alır. Zenginliğini anlar. İşte yaşarken yaşamanın tadını, zenginliğini kaybetmiş olan vücut, onu tekrar bulmanın sevinciyle canlanır. Oruç böyle böyle vücudu da gençleştirir. Ruhu ve evreni gençleştirdiği gibi. İnsan nasıl bir gaye ve ödev içinde daha diriyse, oruç içinde de vücut, varoluş gayesinin şuurunda daha çok diri, hazırlıklı ve canlıdır. Oruç gelmişse kemiklerimizi daha çok tartacağız demektir. Göz, kulak, ağız daha tasarruflu kullanılacak. Böylece kendi içinde her duygu kendi birikimini yapacak demektir. Boşanmış enerji yeniden toplanacak, kas, damar ve sinirler gerginleşip bırakılarak kaybede yazdığı elastikiliğini yeniden kazanacaktır. Ses bile yıkanacaktır. Oruç, su, ateş ve ışıkla vücudumuzu yıkayacak, oacak, derleyip toplayacaktır. Oruç, zamanın kirlettiği ve ölümün tozlarına batırdığı vücut ve ruh için gözle görünmez bir gusül, bir teyemmümdür. Tek başına bir tıp, dört başı mamur bir sıhhattir. Ve sonra oruç, ruhu diriltir. Sonra değişimiz zaman bakımından değil. O, gerçekte eşyayı ve insanı, vücudu ve ruhu birden diriltmeye başlar. Onun esas diriltmeye yöneldiği ruhtur. O hep ruhu diriltmeye çalışır. Ruha atılan diriliş oradan vücuda sıçrar. Vücudu da diriltir. Ruh ve vücudun yeni bir diriliş yoluna girişi, insanın dirilişi demektir. İnsanın dirilişi zamanı diriltecektir. Zamanın dirilişi de evrenin dirilişine, evren tasarımımızın değişimine yol açacaktır. Sonra evrenin, eşyanın tazelenmesinden geriye doğru sıçrayan diriliş, vücut canlanışında sıhhatli bir dalgalanma yapacak, oradan tekrar ruha geçecektir. Ruh, vücut ve evren arasında oruçlu bulunduğumuz sürece bu gidiş gelişler, bu med ve cezirlerin genel havası, psikolojisi, insanın oruç aracılığıyla ilerlemesinin fonudur. Ruhun dirilişi, daha doğrusu daha çok dirilişi, orucun kalbimizde doğurduğu ve her seher biraz daha büyüttüğü bir ışığın ruhu içinden aydınlatmasıyla olur. Dışarıya açık pencereler bir bir mühürlenince, ev kendi iç yaşayışına dönecek, sonra göz içerinin karanlığına alışınca sanki en gizli odalardan elinde bir kandil, içimizin dostu, ağırlıksız o iç ben, odalardan odalara geçecek, sessiz ve esrarlı ortalığı derleyip toplayacak, fısıltılarıyla susadığımız hakikatleri bildirecek, bir sezgi ve eriş dünyasında içten dirilmiş ve filizlenmiş olacağız. Oruç, insan ruhunu yeniden onarmaya girişince, düşünme yollarımızda tıkanmış geçitler açılır. Hayallerimize karışan putlaştırıcı eğilim kaybolur. Puta tapanların hayalleri, akın siyahtan sıyrılışı gibi Müslümanın ruh kudretinin işareti olan mücerret hayallerinden seçilir. Düşünme ve hayal gücümüze karışan ortak koşma suları, şüphe kireçleri, kuşku tozları, yüreğimizde beliren o ağabı hayat veya iksir ışığıyla Kevser'le yıkanır, arınır. Ruh,
sanki yaratıldığı veya vücuda bağlandığı anda neyse yine o hale gelmiştir. Ruh içimizde bir anıt gibi yükselir. Ruhun da gözleri, kalbi, kafası vardır. Ve ruhun gözü, kalbi, beyni vücudundakilerden daha hassastır. O her zamanki diriliğini koruyamazsa kalbi hemen buruklaşmaya, kararmaya, kulağı sağırlaşmaya, kasları felçlenmeye, gözleri kapanmaya başlar. İşte ruhun ölümü derken bunu kastediyoruz. Evet, bu ölüm ruhun belki %100 ölümü değildir. Yarı ölmüştür ruh. Ruhunu sürekli olarak dipdiri tutanlara ne mutlu ki, işte onlar peygamberler, veliler, gerçek Müslümanlardır. İşte oruç bu ümmete bağışlanmış öyle bir kutlu nimettir ki ruhu yeniden canlandırır. Ve elde edilen yeni diriliş atılımı onu öbür Ramazan'a kadar diri götürür. Ramazanlar birbirine Müslümanların ruhunu ölmeden devir ve teslim ederler. Ve her Ramazan eline aldığı ruhu hilkattaki ilk haline eş, uyanık ve diri, dünya baygınlıklarından arınmış, tozsuz bir aynaya çevirmeye çalışır. Gören gözler için oruç ne muhteşem bir melekler ordugahıdır. Kalplerimizi dolduran meleklerin saldığı gümüşsü ışık, kınından sıyrılmış orucun diriltici kılıcıdır. Ruhlarımızın kendi içine günahların blok taşlarıyla kapanarak bir kabir halini aldığı günde, Ramazan yeşil bayraklarıyla ufukta beliren bir melekler ordusuyla birlikte çıka gelir. Gelir ve kurtarır ruhu. Taşlaşmış günahlarımızı ve ona bulaşan, onlarla deri ve et kemik gibi kaynaşan ölü ruh parçacıklarını nasıl da aşağılara, ta aşağılara yuvarlar. Gören gözler için oruç ayı bir mahşerdir. Ruhların kabirleri açılıyor onda kardeşlerim, ruhların kabirleri. Kabirden kalkan bir ruh gibi oruçlunun ruhu gayb dünyasından kimi zaman ses, kimi zaman işaret alır. En azından içinde bulunduğumuz dünyada gayb dünyasının bir konumunu hatırlatan çarpıcı bir cephe görür. Hikmete yönelir. Kelimeler günlük olan yanlarıyla, yani hemen ölen taraflarıyla değil, çağlara sarkan, diri ve canlı kalan, Kur'an'a dönük, hikmete ilişkin tertipleriyle bize gelirler. Kur'an'ın o her zaman diri, ölümsüz sözün Ramazan ayında inişi bu hikmetin yankısını taşır. Oruçlu bu ayda daha çok Kur'an'a koşacak, sureler önünde onun yüreği daha çok yumuşayacak, içi daha çok aydınlanacaktır. Oruç şuurunun en yoğun, oruç tesirinin en keskin olduğu, başlı başına bir keramet ve mucize olan orucun insanda en çok dirildiği an olan Ramazan ikindilerinde, Müslüman evlere gelen şanlı konuk, Kur'an'la aydınlanacaktır insan. Duygu, düşünce, dil, bu ruh dirilişinden paylarını alırlar. Dil de ruh gibi, Ruhul Kudüs'ün ziyaretine kapalı kalırsa bulanır, kabuk bağlar, katışıklaşır. Oruç konuştuğumuz dili bile arıtır. Kelimelerden hakkı olmadan koşup ileri geçen geriye çekilir. Dili boşu boşuna dolduran kelimeler daha çok göze batar ve kullanışları azaltılır. Dil, muhteva kazanmakta orucu yardımcı bulur. Sonra da orucun hayata kattığı edebiyat, edebiyata kattığı dünya gelir. Oruç, başlı başına özel bir topluluk hayatı getirdiğine göre, roman ve hikayenin önüne yeni bir dünya kor. Şiir en arı bir icaz sanatı olduğuna göre, oruç, şiirin derinleşmesi, yoğunlaşması, Ruhul Kudüs'le desteklenmesi için ilahi bir bağıştır şaire. Zaten oruç dünyasına girildi mi, şairde ilkin günlük değiş, şiirin ilk taslağından uzaklaşmıştır. Oruç şairi tutup kendi ruhuna götürmüştür.
Artık orada neredeyse konuşması yetecektir şairin. Konuşma hemen hemen olduğu gibi şiirdir. Gerekli imajlar da hazır. Ruhu bağlayan vücut etkileri, entelekti zapt eden içgüdü buğuları yerini ruhun hür ibdağına bırakmıştır. Ruh, salkımlarla yüklenmiş bir sonbahar bağ kütüğü gibi şiir dünyasına dönüşmüştür. Oruç, şiire inen bir metafizik, bir lirizmdir. Oruç, dirilmiş ruhun lirizmidir. En çok riyazet geçiren, çile dolduran şairlerin daha üstün şairler olduğunu unutmamalı. Mevlana, Yunus, Fuzuli, Şeyh Galip gibi. Bu şairler, şairden fazla bir şeydirler. Onların şiirinde öbür şairlerinkinden ayrı bir tat vardır ki, bu riyazetin, ruh çilesinin, namaz ve orucun kattığı bir tattır belki de. Oruç, ruhu diriltirken onun bütün kuvvetlerini de diriltmiştir. Ölüme doğru koştuğu bu son çağlarda İslam toplumu tam ölmemişse ve hala yaşıyorsa, bunu gelip gelip dirilten Ramazanlara borçludur geniş ölçüde. Ve bir gün tam dirilecekse, bu da yine bir Ramazan'da başlayacaktır. Ramazanlarla başlayacaktır. Orucun ruhu. Yahudilikteki ve Hristiyanlıktaki perhizler artık tıbbın malı olmuştur. Tıp ne zaman ve nelerden perhiz edileceğini aşağı yukarı kesinlikle söyleyebilmekte ve gerektiği zaman hastaya öğütlemektedir. Bu dinlerde perhizden tıbbın alanına girmeyen hiçbir şey kalmamıştır. Ama oruç öyle değildir. Tıbbın da onaylayacağı faydaları dışında o yine başlı başına bir tapınma olarak kalmaktadır. Bu, orucun bedeni sıkıya alan, çile değirmeninde döndüren orucun yüce ve meleklerle örülü çehresinden, manevi bir yakuttan yoğrulmuş mayasından, Davut peygamberin örsünde yoğrulmuş hamurundan, İsa peygamberin tevekkül tasından, Hızır peygamberin getirdiği ab-ı hayatı içine çekmiş olan özünden, büyük peygamberin ellerinde Kur'an kevseriyle yıkanmış olan ruhundan doğan bir özelliktir. Oruçta bütün bir din tarihini yaşarız biz. İftarın yaklaştığı saatlerde fırından ekmek almaya giden oruçlu, ashab-ı keyfin nice yıllar uyuduktan sonra içlerinden birini şehre ekmek almaya gönderdikleri zamanki ruh hallerini bir parçacık yaşar. Evet, fırın artık o fırın, kent artık o kent değilse de Ramazan günü fırınlardan alınan ekmek yine o ekmektir. İftar sofrası Allah'ın Hazreti İsa'ya indirdiği gök sofrasıdır bir parça. Peygamberimizin nice kereler ashabıyla oturduğu sofradan bir anlam taşımaktadır. Ocaklarda yanan ateş, Nemrud'un yaktığı ateş değil, Hazreti İbrahim'i yakmayan ateştir. Oruç ayına kadar pek de dikkat etmeksizin etinden, sütünden, yününden, derisinden faydalandığımız hayvanlar, ağızlarımız melek mühürleriyle mühürlendiği andan itibaren yavaş yavaş anlam değiştirmeye başlarlar. Ta Kurban Bayramı'nda Hazreti İsmail'in kurtulmalığı olan koçun anlamına kavuşuncaya kadar. Taşlar bile dikkat eden için anlam değiştirir oruçta. Hazreti İsmail'in şeytana attığı taşlara dönüşmeye başlarlar gözümüzde. Oruç toplum için Hazreti Musa'nın Sina Dağı'na gittiği ve dönüşünde halkını altın buzağı yapmış ve ona tapar olarak bulmuş olduğu o çileli günün imtihanından bir imtihandır. Manen İslam toplumu Kadir Gecesi'nde her yıl altın buzağı boğazlar ve bayrama onun sevinci içinde çıkar. Oruç ayı boyunca Halilullah'tan, Allah dostu Hazreti İbrahim'den, Kelimullah'tan, Allah'la konuşma şanının sancağı Hazreti Musa'dan, Ruhullah'tan, Cebrail nefesinden oluşmuş Hazreti İsa'dan
ve nihayet Habibullah'tan en büyük dereceye, Allah'ın sevgilisi olma derecesine yükselmiş ulu peygamberden müminlerin üzerine görünmez dünya armağanları yağar. Onlar ister ki müminler olabildikleri kadar kendilerine benzesinler. Kendilerinin eriştiği bu ilahi nimetlerden görünmez rızıklar alsınlar. Allah onların dualarını kabul eder ve biz Müslümanlar ilk bakışta tarihin içine gömülmüş gibi görünen bu ilahi nimetlerden, bu manevi rızıklardan oruç ayında, en çok oruç ayında her birimiz kendi çapımızda payımızı alırız. Oruç ayında coşan kalp ve ruh için Kabe'yi yaparken ki Hazreti İbrahim, ilahi ateşin Sina Dağı'nı şimşek gibi titrettiğini gören Hazreti Musa, ölüyü dirilten Hazreti İsa, meleklerin yandığı sınırları aşan ve miracını Allah'ı görerek, mecazın ve nisbinin bütün perdelerini sıyırarak tamamlayan Hazreti Peygamber ne kadar yakındır, ne kadar yakındadır. Yalnız onlar mı? Ölüler ve diriler ne kadar yakındırlar? Ölülerimiz ve dirilerimiz ne kadar yakındırlar? Bir dağ başında olsak bile, güneş battıktan sonra bir kayanın yanına tek başımıza iftar soframızı açsak da, ölmüş babalarımız ve annelerimiz gözlerimizin önüne gelirler. Çocukluğumuzdaki o iftar öncesindeki manevi derinleşme, iftarın yaklaştığı anlardaki adeta çocuksu telaş, anne cömertliğini ve babanın iftar sofrasının başında güçlü bir tapınak sütunu gibi aileyi gözleriyle kucaklayışı, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık yıllarında her Ramazan'da geri gelen ve peşimizi bırakmayan tatlı bir hatıralar örgüsüdür. Orucun getirdiği yumuşak ve ipeksi havada kadınlarımız ve çocuklarımız bize ne kadar yakındırlar. Oruç ayı, şeytanın en çok evlerden kovulduğu aydır. Ailelerden sürgündür o. Belki o bile bir aileden, aile cennetinden kovuluşunda, cennetten kovulduğu anları hatırlamaktadır. Oruç, eşyayı ve evreni de bize yaklaştırmış değil midir? Onu daha derinden algılamakta, kavramakta değil midir? Oruç ayında gündüz daha gündüz, gece daha gece değil miyiz? Güneş daha güneş, su daha su, toprak daha toprak, ay daha ay, yıldız daha yıldız, zaman daha zaman, mekan daha mekan, vücut daha vücut değil midir? Ve nihayet ruh, daha ruh değil midir? Ruhun silahları. Müslüman çağımızda ruhunun şimşeğini çakmalıdır. Üstüne biriken külleri eşeleyip altından tekrar ruhunun ateşini ortaya çıkarmalıdır. Sönmek, sürekli sönmek onun nasibi olmamalıdır. Ruhunun silahlarını donanmalıdır yeniden Müslüman. Kalbinin silahlarını. Yani gönül silahlarını. Tabiata karşı, kötülük doktrinlerine karşı, egoya karşı ruhunun pusatlarını kuşanmalıdır. Ruhunun bekçilerini çağırmalıdır sürekli olarak. Her bir savunma noktasına kolcu ve korucularını dikmelidir. Yardımcı ve koruyucularını eklemelidir ana gücüne. Silah diyorum. Ama aslında silah dediğim bu donatımlar gerçekte silahtan fazla bir şeydir. Adeta ruhtan bir parçadırlar. Ruhun uzantılarıdır. Dışa karşı ruhun sertleşmiş tabakasıdır. Adeta dışa karşı ruhun dışarıdakilere benzer bir güçle direnmesi veya saldırmasıdır. Ve savunması bir bakıma saldırma, saldırması da bir bakıma savunmadır.
Ruhun ana silahı tapınmadır. Allah'a tapma. Allah'a tapma, insanın ve tabiatın tanrılık iddiasını yıkma, onları çıplak hakikatleriyle kavramaktır. Yaratılanı aşmak, iğretiyi yıkmak, yalanı devirmektir. Allah'a tapma, izafi olandan sıyrılıp mutlak olanla donanmak, fanilik perdesini yarmaktır. Allah'a tapma, insanları ve tabiatı putlaştırmama, benlik putunu kırma demektir. Böylesine bir silahla donanmış ruh, silahın ta kendisi olmuş demektir. Artık onu hangi kuvvet, hangi silah yenebilir? Namaz, oruç, hac, zekat, Müslüman ruhunun silahları. Namazla doğrudan doğruya Allah'a yönelmiş olmaktadır insan. Bütün dış alakalardan kurtulup, onun önünde ve huzurunda olmak. Onunla, ezeli ve ebedi olanla, yaratıcı olanla olmak. İnançsız kişi bu güçten mahrumdur. Oruç, benliği kıran tapınma. Hac, Müslümanları bir araya toplayıp Allah'a yöneltmekte. Zekatla Müslüman sahip olduğu eşyayı da Allah'a yöneltmekte. Daha doğrusu eşyaya olan gizli tapınma bağlarını kırmakta. İlgilerini kesmekte. Bütün bu sevgi ve korku silahlarıyla Müslüman, kendini kuşatıp iğreti ve kötü ilgilerden koparmakta ve iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin kaynağına yüzünü ve gönlünü çevirmekte. Namazla, oruçla, hacla, zekatla, Allah'ı söz, kalp ve davranış anmalarıyla ruh, öte alemin silahlarıyla donanmakta. Fiziğin esaretinden kurtulmakta. İnsanın gerçek anlamına ermekte. İnançsız insanın silahları, maddi silahlarla birlikte bir takım kötü duygulardır. Kızgınlık, öfke, ihtiras, açgözlülük ve benzerleri. İnanmış insanın silahları ise, zaruret halinde el attığı maddi silahlarla birlikte asıl ibadetler, iyilikler ve faziletlerdir. Acaba bu iki silah bütününün çatışmasında son zafer hangi tarafta olacaktır? Şüphe edilmemelidir ki inananın tarafında. Bir de yanlış inançlar vardır ki onlar da sahte silahlara benzerler. Dıştan donanmış görürsünüz o insanları. Fakat bazı zamanlarda o silahların işe yaramadığı ortaya çıkar. Yanlış inançlıların da ruhları gerçekte silahsız, donatımsızdır. Onların silahları sadece kendilerine yük olur. Omuzlarını çökertmekten başka bir şeye yaramaz bu sahte silahlar onlar için. Müslüman, Müslümanlığını sözde bırakmamalıdır. Sürekli olarak kendini İslam'dan koparan aldatıcı oyalamalarla savaşmalı, onlara karşı ruhun ölümsüz silahlarıyla donanmış olmalıdır. Öyle ki Müslümanların toplu olarak kıldıkları namaz, Ramazan ayı boyunca tuttukları oruç, inançsızların yüreklerine korku düşürmeli ve onları aşağılık duygusu içinde kıvrandırmalı. İbadetler, toplumun ruhunda tek tek bunalıma düşen kişilerin ruhlarını kurtarıcı birer sığınak olmalı. Bunalan insan namaz kalesine, oruç burcuna sığınmalıdır. Bunlar Allah'ın Müslümana armağan ettiği mucizevi silahlardır. Kıyamete kadar bunlardan üstün maddi veya psikolojik bir silah ortaya koyamayacaktır karanlığın dehası. Allah'ın bağışı silahın karşısına çıkarılan maddi veya psikolojik silahlar, Hazreti Musa'nın asasının karşısına çıkarılan büyücü değneklerinden farksızdır. Yalanlı propagandaya karşı hakikatlerin tebliği, şeytansı ivaya karşı vahiden gelen telkin, zulme karşı adalet, cehalete karşı irfan aydınlığı, nefsin baş kaldırışına karşı Allah'a teslim oluş, şehvete karşı oruç, insanın kendi benliğine tapılmasına karşılık namaz silahlarıyla Müslüman
savaş meydanında gözükecektir. Gözükmelidir her zaman. Orucu benzerlerinden fark ettiren. Kur'an-ı Kerim'de orucun daha önceki ümmetlere de farz edildiği yazılı. Demek ki oruç insanlık tarihinin bir kurumudur. Öbür dinlerde de bugün benzeri kurumlar vardır. Ancak orucun öbürlerinden farkını şöyle sıralayabiliriz. 1. Öbürlerinde imsak, belli yiyecekler üzerinde toplandığı halde, oruçta gün boyu hiçbir şey yememe ve içmeme şeklinde tezahür ediyor. Yani öbürlerinde adeta ağırlık noktası besinlerin alınması üzerinde toplanıyor. Fiziki amaç, manevi amaçtan önde geliyor. Oysa oruçta manevi amaç, yani insanın yiyecek, içecek ve vücutla ilgili ihtiyaçlardan belli bir süre uzak durması, sağlık amacının ötesinde bir amacın asıl amaç olarak kabul edildiğini göstermektedir. Bir nevi genel riyazet amacıdır bu. Böylece insan, daldığı dünya uğraşlarının nisbi mantık ağından sıyrılacak, yaşayışa metafizik açıdan bakma şartına kavuşmuş olacaktır. Fizik sağlığı insan, hele bugün, tıp biliminin ışığında kendi kendine de sağlayabilir. Ama orucun insana vereceği manevi sağlığın ikame müessesesi yoktur. 2. Ramazan bir ay olarak bir nevi toplumun manevi aleme seferidir. Toplum olarak Müslümanlar daha yoğun bir dini atmosferde yaşarlar. Ramazan dünya içinde ahirete bir aylığına Müslümanların toptan hicreti gibidir. Orucuyla, namazıyla, fitre, sadaka ve zekatıyla, Kur'an okumalarıyla, Kadir gecesi kutlamasıyla, bayramıyla, bütün bir ay öbür aylardan daha gözle görülür, elle tutulur bir dini yaşantı içine giriyor toplum. Daha önce ferdi olan yaşantı bölümleri de bu ay toplumun tümü içinde bütünleniyor. Öbür dinlerin yortuları ya da imsakları da şüphesiz toplumsal bir olay özelliğindedir. Ancak Ramazan'ın İslam toplumundaki etkinliği ve yoğunluğuyla öbürleri kıyaslanamaz. 3. Ramazan ayı, dini yaşantının ötesindeki ya da çevresindeki tüm hayatı öbür dinlerdeki benzeri müesseselere göre açık bir farkla etkiliyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel değişim, hareketleniş bariz bir şekildedir Ramazan'da. Tüm hayat yeni bir renk ve anlam kazanıyor. Bir toplumsal metamorfoz olayıdır sanki. Bundan Ramazan'a giren toplumla ondan çıkan toplum arasındaki her açıdan olan ilerleme farkını çıkarabiliriz. Ramazan, dini muhafaza eden bir ay. Ve Ramazan, din durumumuzu ilerleten bir ay. Dolayısıyla da hayat seviyemizi ekonomik, toplumsal ve kültürel cepheleriyle de muhafaza eden ve hatta ilerleten bir süreç. Oruç, gerçekten tarih boyunca gördüğü fonksiyonla da ortaya çıkmıştır ki, eşi olmayan bir din ve İslam müessesesidir. Eğilim olarak hemen münzevileşmek isteyen insanı tutar, tekrar toplum katına getirir, toplumsallaştırır. Toplumda anonim olma kolaylığı içinde erimek durumunda olanı da inziva der encümen, toplulukta yalnızlık kuralınca kişiliğine iade eder. Yani toplum içinde kendi öz kişiliğini, halveti yaşamasını ister ondan ve ona bu imkanı sağlar. Oruç ayı, Allah'ın insanlığa kendi imkanlarıyla kendini İslam içinde oldurma ortamını sağlaması için bir bağışıdır. Bir şifa ayıdır toplum ruhu için. Bir diriliş ayıdır insan için, toplum için ve bütün insanlık için.
Çocukluğumuzun Ramazanları. Bir. Ramazan çocukluğumuzun ayrılmaz parçasıdır. Her Ramazan geldiğinde o günleri bir daha yaşarız. İlk oruç tutmak sözü kulağıma çalındığında onu maddi bir şeyi tutmakla karıştırmıştım. Bahçede koşuşan hindileri tutmak gibi. Çocuklara ilkin öğleye kadar oruç tutturulurdu, alışsın diye. Ben ilk orucu tam tuttum, sabrettim, bölmedim. Çocuk orucu ilk olarak tuttuğu gün havaya kaldırılır. Baş üstünde gezdirilir, omuzda taşınırdı. Benim ilk oruç tuttuğum yıllar yaz sonu ve sonbahar başlangıcı günleriydi. İkindiden sonra bağa gider, cebimizi kurumuş üzümlerle doldurur, sonra Ramazan topunun olduğu yere giderdik. Kasabanın üst tarafında bir kayalığa bir top koymuşlardı. Şehrin zabıta memuru, kendisine hoca diye hitap edilirdi. Teravihlerde ilahiler okur, gazeller okurdu. Ramazan başında "Hoş geldin ey Ramazan", sonunda "Elveda ey şehri Ramazan" kasidelerini o okurdu. Dini bilgisi de vardı. Kentin orijinal insanlarından biriydi. Zaman zaman hakkında bir rivayet gezinirdi dillerde. Ezan okunur okunmaz topu ateşlerdi. Zülküfül peygamberin makamının bulunduğu dağa doğru top sesi bir ok hızıyla gider ve aynı hızla geri dönerek şehrin üstünde patlardı. Biz cebimizdeki iftarlıkları yiyerek geri dönerdik neşeler ve sevinçlerle eve. Ramazan başlangıcında ayın batı dağlarının üstünde bir hilal olarak arkamızda olduğunu, hep arkamızda olduğunu bilerek yürürdük. Ve ay gün gün büyürdü, oruçlarımız gibi. Bazen de sürüye kattığımız hayvanlarımızı almaya giderdik akşamları. Top biz oradayken atılırdı. Cebimizde iftarlıklarımız bulunduğundan telaşlanmazdık. İftar soframız zengin olurdu hep. Her zamanki hayat ölçülerimize göre. Ve bahçedeki kuyuya sepetler içinde sarkıtılmış üzümler, tabii buzdolabında soğumuş olarak gelirdi soframıza. Ve geceleri, sahur davulları uzaktan başlayarak, yaklaştıkça sesini artırarak gelirdi. Yine de kalkamazsak, annelerimizin sabırla çağırmalarıyla uyanırdık. Sahur, bizim için bir ziyafetti. Sık sık belirli bir tabuldotu vardı sahurun. Şimdi anlatması güç olan. Sonraları bir yerlerde okudum. Meğer atalarımızın sahur yemeği aynı ile devam ediyormuş çocukluğumuzda. İftardan bir müddet sonra camiye teraviye koşardık. Uzaktaydı cami, ancak koşarak yetişirdik. Bazen de mahallede bir evin damında, evlerimizin üstü dümdüz topraktandı, mahalle cemaatiyle kılardık namazımızı. Sahurdan sonra sabah yıldızını seyretmek en büyük zevkimdi. Sanki orada birileri vardı ve onlar da bizi seyrediyorlardı. 2. Çocukluğumuzun Ramazanları bize cennetten fragmanlardı sanki. İncir, üzüm ve benzerleri, cennet yemişleri gibi orucun eliyle sunulmuştu bize. Çocuklukta tutulan oruçlar, gönülleri yıkayan bir kevser gibi ruhun yedeğinde durur ve çağın kirlerine karşı bir savunma şifası gibi durur. 3. Ve ikindiden sonra Kur'an-ı Kerim okunurdu evde. Bütün evi o manevi hava kaplardı. Mağfiret havası. Baba Kur'an okur, anne yemek hazırlardı. İki nimet birbirine kavuşur, karışırdı adeta. Sonra annenin Kur'an okuması sırası gelirdi. Araya sıkışmış çok özel bir vakit gibi. Babanın okuması bütün evin okuması gibiydi. Annenin okuması ise mahrem. 4. Sonradan yaza geldi Ramazanlar. Yazları sıcak olan bir bölgedenim ben. Uzak bir köye gittiğimi hatırlıyorum. Dönüşte her köyün çeşmesinde konaklayarak, elimizi yüzümüzü yıkayarak dönmüştük. O sular
aklımda berraklıklarıyla billurdanmış gibi duruyor. O kasaba, o bağlar, o çeşmeler, o Ramazan topu hepsi hatıralarımıza gömüldü. Fakat her Ramazan'da bir mucize simyasıyla dirilirler. Ağır çekimli bir film gibi. Yaşadığımız Ramazan'ın içinde ikinci bir kat olarak onları da yaşarız. Anne, baba, hala, teyze, amca, dayı ve kardeşlerle beraber. Çağrı. Müslümana ne mutlu ki her yıl bir ay Tanrı'ya yakından yakın bir konuk olur. Oruç ayı ilk anda belli belirsiz görünen hilalin iki ucunda bu konukluğun davetiyesini sallandıran aydır. Göklere bir çağrıyı içerir. Göksel, ilahi bir çağrıyı içerir bu davetiye, bu mektup. Zaten varoluş Tanrı'ya konuk olmaktır. Bu dünya Tanrı'nın bizi ağırladığı ilk konuk evidir. Sınayıp denediği bir ev. Yılda bir ayda daha iç odalara, saraylara çağırır bizi Tanrı. Bir pansiyoner olmaktan çık der bize, biraz daha yakın ol. Tam yerleşiklik ve yerini bulmaysa ölümden sonraki hayatta gerçekleşecektir. Tanrı bizi bilmez mi ki bu ilk konakta, ilk konuk yerinde deneyip sınıyor? Elbet bilir. Tanrı'nın bizi sınayıp denemesi aslında bizim kendi kendimizi sınayıp denememize yardımdır. Bizim kendi kendimizi sınayıp denememizdir. Bizi var olmanın gerektirdiği bu yaman otokritik hengamesinde, bu amansız iç kurcalaması karşısında yalnız bırakmamak anlamına gelir. Bu sınayış, bu deneyiş. Bir destekleme, bir moral vermedir bu. Yoklama görünümünde bir arka çıkmadır yani. Bu sınavda, bu deneme dönemecinde daha dayanıklı, daha güçlü, daha bilinçli olalım diye yılda bir ay bizi daha iç bölmelerde sırları, şifreleri çözme bilimi temrinlerine çağırıyor. Ağzımız mühürlü, yemek içmek gibi dünya işlerinden elimizi yumuş olarak o manevi seansları yaşayalım istiyor Tanrı. Belli saatler ölü gibi ol ki en büyük diriliğe ve dirilişe, uyanışa ve aydınlanışa eresin demektir bu. Ey mümin, sana verilen bin bir nimetin hikmetini, fonunu oluşturan büyük nimete ermek için oruca sarıl demektir bu. Nimetlerin arkasında onları anlamlandıran, amaçlandıran, değerlendiren, verim ve sonuçlarını kalıcı kılan büyük fon, oruç levhasıdır gizli seslenişi duyuluyor ufuklarda. Senede bir ay. Kabuktan içe doğru yolculuk başlıyor oruçla. Öze doğru, dünyanın yüreğine doğru, dünya ötesinin kalbine doğru. Tanrı bize çağrıyı duyma yetkinliği ve çağrıya uyma erginliği vermiş. Ne mutlu biz Müslümanlara. Dünya ilişkilerini, onlara olan gönül bağlarını kıra kıra, oruç ayının manevi yücelikler vaadinin gerçekleşmesini umacağız. Uhrevi alemin kokuları yayılacak çevremize. Soluklarını hissedeceğiz göğsümüzde meleklerin. Bu dünya gidecek, başka bir dünya. Bu güneş gidecek, başka bir güneş. Bu ay gidecek, başka bir ay. Bu gündüz gidecek, başka bir gündüz. Bu gece gidecek, başka bir gece gelecek oruç ayında. Büyük değişim, içten içe gelişim, ötelere açılım doğrultusudur bu. Bu dünyanın kendi içinde ne esrarlı kıvrımlar taşıdığının bir işareti, bir örneğidir oruç nimeti. Oruç, bu dünyanın öbür gerçek ve ebedi dünyadan kopuk olmadığını gösteren, onu aslından ayırmayan, o kitabın devamı sayfalar olduğunu ifşa eden bir ilahi tebliğdir. O öyle bir köprüdür ki, iki dünyayı birbirine Mimar Sinan kudretiyle bağlar. Pamuk ipliğini sağlam ve kopmaz halatlara çeviren bir rapt ediş mantığının kimyasıdır oruç. Eskiler, manevi değişimi simya benzetmesiyle açıklıyorlardı. Bakırı altın ediyordu simya.
Manevi simya olarak yollar da insan ruhunu nefsinin tutsağı olmaktan kurtarıp benlik üstü benliğe ve kimlik üstü bir kimliğe kavuşturuyorlardı. Oruç, bu yolların en büyük aracı ve en etkin ortamı demekti. Killet-i taam, killet-i menam, killet-i kelam, yani az yeme, az uyuma ve az konuşmayı öneriyor olgunlaşmak için, erginleşmek için Marifetname'de İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri. Oruç, yeme ve içmeyi gündüz saatlerinden kaldırmakla bu yolu açıyor, başlatıyor. Az uyuma ve az konuşma onun kaçınılmaz sonuçları olacaktır tabii ki. Müslüman, bu dünyada Hristiyan'ın da, Yahudi'nin de, dinsizin ve inançsızın da sahip olmadığı oruç manevi donanımına maliktir ki, Allah onu bu manevi kalkanıyla tüm iç ve dış kötülüklerden korumaktadır. Evet, oruç, şeytanın, inançsızlığın, inkarın attığı oklardan mümin kalbini koruyan Allah'ın tuttuğu bir kalkandır. Fizik ötesi bir zırh, bir kalkandır oruç. Namaz ve cihatsa Allah'ın çekilmiş, kınından sıyrılmış kılıcıdır. Tüm İslam ve iman düşmanlarına karşı. Büyük cihadın kılıcı ise oruçtur. Oruç, namaz, hac, zekat, mümin için ölçülmez kudrette fizik ötesi güçlerle destekli, besli ve donanmış bir nimet, bir seçkinlik, bir savunma ve ileri atılma güvencesi ve silah bütünü demektir. Allah'ın lütfettiği ilahi süvarilik gereksinimidir oruç. O süvarilik ki binicisini ufukları aştırarak Tanrı'nın en has ülkesine, cennetine götürecektir. Oruç Ülkesi. Oruç, metafizik aleme açılan pencerelerin ortamıdır mümin için. Fizik karartıların gönül ışığıyla silinişi. Öteleri görüş ve ötelere eriş. Maddi perdelerin inceltile inceltile öteyi gösterir hale getirilişi. Oruç, yaşadığımız günlük ve gündelik hayatı adeta bir rüyaya çeviren mutluluk anahtarı. Kanatlanan gün demek oruç ayının gündüzü. Yerçekiminin etkisinin kayboluşu sanki benliğimiz ve eşyamız üzerinde. Namazla, duayla birleşince oruç, büsbütün renklenmiş ve güçlenmiş olarak bizi fizik ötesi donanımların yıldızlı harmonisine bürür. Kalbimiz, İslam'ın kişi için tayin ettiği edimlerle mümin kalbi haline gelir. Oruçla, namazla, hac ve zekatla kalp olur. İnanç kalpte bu tür tecrübelerin tekrarıyla kökleşir. İnançtan davranışa, davranıştan inanca sürekli bir akış, oruç, namaz ve hac gibi ibadetlerin sağladığı bir kan dolaşımıdır. Sebepsiz değildir oruç, sebepsiz değildir namaz. Mümin kişiliğin oluşması için temel taşlarıdır. Bina, ruh binası bunlarla kuruludur. Maneviyatın kalesi bunlarla yıkılmaz olur, pekişir. Zaman, insanı hep ölüme doğru götürürken Ramazan gelir, diriliş ayı başlar. Oruç ayı insanı ölüme değil, diriliş aydınlığına götürür. Ab-ı hayatta yıkanmaya, çiğ tanesinde göğü seyretmeye ve gökkuşağının altından geçmeye. Oruçsuzluk ne büyük bir boşluk olurdu, oruç zorunlu olmasaydı mümin için. Tek kişiyle başlar ve biterdi o. Oysa Ramazan'da tüm Müslümanların bir ay oruç tutması, orucu toplum olayı haline getiriyor. Somut hale geliyor toplum ortasında oruç anıtı. Tabiatı daha iyi hissetmek ve dinlemek, onun söylemek istediğini daha iyi anlamak için oruç mucizesine sahiptir Müslüman. Kavramların yeniden yoklanması, tanımların yeniden yapılması için çıkarılmış bir davetiye gibidir oruç gündüzleri ve geceleri. Ve her yıl zayıflayan toplumun din bağı yeniden güçlenir onunla. Dinin kası ve damarları çalışır hale gelir.
Oruç insanı yeniden var olma, yeniden yapılanma, yoğrulma yolunda bir ay süren bir çileye tabi tutar. Riyazetlerin en güzeli, en ilahisi, en içlisidir o. Oruç, ruhun madde üzerindeki zaferini ilan için verdiği bir savaşın adıdır. Zorludur bu savaş. Sonunda hasat derlenir bu iradenin savrulduğu harmandan. Hırsla, ihtirasla dünyaya bağlanmanın, adeta ahireti unutmanın mevsimlerinin geçtiğini, din gününün geldiğini ilan eden bir sancaktır çekilmiş insanlık ufku burçlarına oruç. Oruç, dereceler halinde, belli sürelerde dünyanın tatil edilmesi demektir insan için ve ahiretin örtülerinin kat kat açılması demek. Süreklice bir gidiş geliş, bir med ve cezir dünya ile ahiret arasında. İnsan bu gidiş gelişledir ki en büyük ilerlemesini yapacaktır ruh ve maneviyat alanında. Çağımız sadece maddi sağlığa önem veren bir çağ. Gerçi o da bugün hiçbir çağda olmayacak kadar tehlikeyle karşı karşıya. Ruh sağlığı beden sağlığından önce gelir. Çünkü beden sağlığına dikkati de ancak ruh sağlığı olanlar gösterecektir. Oruç, beden sağlığı için de tükenmez bir sıhhat hazinesi gibi etkide bulunmaktadır. Gıdaların tazelenen idraklarla alınması, herhalde vücudun dirilişinde birinci uyarı ve bilinç yerine geçecektir. Ay gelip Ramazan'ı getirdiğini müjdelediğinde ne kadar sevinsek azdır. Bize Müslümanlığımızın daha bir güçlenip ilerideki yıllara geçeceğinin garantisini getirmiştir çünkü. Bize gündüzü ve geceyi tüm anlamıyla getirmiştir. Namazları, sabırları ve şükürleri, hamdleri getirmiştir. Rızkı, rızk düşüncesini ve tevekkülü getirmiştir. Nimet fikrine erdirmiştir bizi. Oruçla namaz arasında da büyük yakınlık vardır. Sanki namaz, orucun insan uzuvlarına yerleşmiş bir ruh olarak kımıldanış ve kanatlanışından meydana gelmektedir. Oruç da namazın süzüle süzüle bir buğu olup ruh, beyin ve kalbi tutmasıyla oluşmakta. Bunun için adeta birbirine aşıktırlar. Birbirlerini çağırıp dururlar hep her bahaneyle. Ruh, oruç ülkesinde büyümenin sırrını keşfeder. Ramazan'ın aynasında hayat. Bir Müslümanın oruçla ve oruç ayı olan Ramazan'la ilişkisi, alışverişi, onunla içli dışlı oluşu, çocukluktan başlayarak bir ömür devam eder. Onun içindir ki insan hayatının hangi safhasında olursa olsun geriye dönüp baktığında yalnız karlı kışları, sıcak yazları, renk çağlayanı baharları, ölüm düşüncesini sararmış yapraklarda bir oya gibi işleyen sonbaharları değil, aynı zamanda her yıl kendine mahsus bir mevsim, beşinci mevsim, uhrevi ve ulvi bir mevsim gibi gelip insanı bütünüyle kavrayan Ramazanları da hatırlar. Falan yılın Ramazanında şöyle bir olay cereyan etmişti diye düşünür insan. Geçmiş zaman Ramazanlarını ömrünün olduğu kadar kişiliğinin de bir oluşturucusu olduğunu unutmaz. Ramazan, biz Müslümanların kimlik hamurumuza bir güneş ışığı gibi sızmıştır. Kişiliğimizi mayalamıştır o. Kişiliğimiz onunla, o kişiliğimizle yoğrulmuştur. İnsan ruhuna tabiat üstü pencereler açan odur. Ruhumuzu fizik ötesine bitiştiren, ölümden sonrasını yeni başlangıçlar için çıkış noktalarıyla, umut benekleriyle donatandır o. Ramazan, ruh için anlık bir tat, bir şok değil, bir süreç olma yanıyla başlı başına bir oluşum, gelişim ve eriş denemesidir. Ruhun olgunlaşma tecrübesidir. Böyle olunca insan hayatında tuttuğu yeri ölçmek kolay olmadığı gibi onu ne kadar değerlendirirseniz yeridir. Ve o değerlendirme boşa gitmez. Siz onu ne kadar değerlendirirseniz
kendinizi o kadar değerlendirmiş olursunuz. Oruç ve onun sürekliliği olan Ramazan, kendimizi gerçek kendimiz yapmak için Allah'ın bize lütfettiği mucize bir nimettir. Her Müslüman ömür boyu oruçlu olan macerasının sadece vücudunun değil, kalbinin, beyninin, hayatının ve ruhunun da bir macerası olduğunu bilir. Her Müslüman orucu yaşar. O yaşamımıza girer ve onun olmazsa olmaz bir parçası oluruz. Ben de her Müslüman gibi bu tatlı, ulvi ve sevgili macerayı Allah'a hamdolsun doya doya, dolu dolu yaşadım. Çocukluk Ramazanlarını hatırlıyorum. Güz vakti bağımıza gidip dalında kurumuş üzümlerden toplamış ve cebime koymuş, Ramazan topunun atıldığı yere gitmiştim. Top Zülküfül Dağı'na, diğer adıyla Makam Dağı'na doğru dumanlarını savururken ben eve doğru yollanıyor ve cebimdeki kuru üzümleri tane tane yiyordum. Ondan öncesi de var. İlk oruç tuttuğumuz gün. Çocuğa, bir yazımda da belirttiğim gibi daha çok küçükken, orucu alıştırmak için yarım gün oruç tutturulur. Tam gün tuttuğunda ise omuzda taşınır ve ödüllendirilir. Ben de 5 yaşındayken ilk kez orucumu tuttuğumda öğle öğleye kadar değil tam tutmuştum. Ve yalnız bir gün değil bütün ay. Ve ödül beklemeyecek kadar tabii bir olay sayarak. Ondan öncesi de var. 2-3 yaşlarındaydım. Maden ilçesindeydik. İlk kez oruç tutma sözü o zaman kulağıma çalındı. Bu tutma kavramını yaşım gereği soyut değil somut anladığımdan, evimizin civarında dolaşan hindileri de kovaladığımızdan, hindi tutmayla aynı cinsten bir şey zannedip ben de oruç tutuyorum demiştim. Oruç tutmayla hindi tutma birbirine karışmıştı. Öylesine somut bir oluştu benim için. Çocukluk yılları Ramazanları, dağdaki bahçedeysek, yanlışlıkla veya daha doğrusu unutkanlıkla bir meyve yiyerek orucumuzu lekelememek için ne kadar uyanık bir dikkatimiz vardı. Üzüm salkımları asmalardan aşağı sarkar ve vişneler koyu kırmızılıkla koyu yeşil yapraklar arasında bir loşlukta kendilerini saklarken, incirler, kış elmaları, ekşi dutlar ve cevizler hepsi sessiz sedasız biz buradayız derlerdi. Ve grup karanlığı bir mızrak boyu doğuda yükselir, karşımızda Sakızlı Dağı yavaş yavaş bahçeleriyle birlikte karanlığa gömülürdü. Kuşlar akşamı karşılarlar, ağaçların arasında son ışıltılar, kaçışan ve yuvasına giden böceklerin hareketlerinden haber veren işaretlerdi. Şehirden uzakta olduğumuz için top sesi ve ezan sesi gelmez, tabiatın içinde yine saf tabiattan aldığımız uyarılarla iftarımızı açardık. Şehirdeysek, kasabanın üst sınır bölgesinde olan evimizden gece teravih namazı için camiye koşmak zevkini kaçırmazdık. Ramazanın başında, namaz arasında ''Hoş geldin ey Ramazan'' kasidesi okunurdu. Ramazanın ortasında yine Ramazan'ı öven bir kaside. Sonunda da mutlaka ''Elveda ey Ramazan'' kasidesi okunurdu. Bazı Ramazanlar şehrimizde karagöz oynatılırdı. Karagözcüler nereden gelirlerdi? Diyarbakır'dan geldiklerini sanmıyorum. Sanırım İstanbul'dan geliyorlardı. Bir iki kahvede de gençlerin katıldığı tombala çekilişi yapılırdı. Penceresinden baktığımızda lüküs lambası ışığında yüzlerdeki heyecanın bir loş gölge gibi dolaştığı gözlenirdi. Bazı sıcak yaz gecelerinde damlarda teravih namazı kılardık. Bir gün çarşıda damda namaz kılarken babamın dostlarından bir zat çok farklı kasideler okumuştu. Şehrimizde geçici olarak bulunuyordu. Evimizin önündeki bağdan birkaç kez babam benimle evine üzüm göndermişti. Sonradan onun Elazığ'da kahvecilik yaptığını, herkesin onu gençliğindeki tarikat uğraşmaları sebebiyle Şeyh lakabıyla andığını duymuştum. Nedense Şems deyince hep onu hatırlardım. Ortaokuldayken Ramazan yaza gelmişti. Tatilde bir işle ilgili olarak kardeşimle bir köye gitmiştik. Oruçtuk. Dönüşte hava sıcak, güneş yakıcıydı. Yolda terlemiş,
çeşmeden çeşmeye buz gibi sularda elimizi yüzümüzü yıkaya yıkaya gitmiştik. O sulardan içememek, işte oruç oydu. Ama o ne kadar yüceltmişti biz çocukları. Ter içinde, yorgun, susamış, gün batımında şehrimize dönerken ne kadar sabırlı, ne kadar dayanıklı, ne kadar mutluyduk. Lise son sınıfta Ramazan bitirme sınavlarına gelmişti. Bitirme sınavları, ki biz o zaman sınav demez, imtihan derdik, sözlüydü. Bir de olgunluk imtihanları vardı ki yazılıydı. Bütün bu sınavlar boyunca oruçluydum. Günler uzun, hava sıcaktı. Parasız yatılı okuyordum. Sahur yapmadan oruç tutuyordum. Çünkü o dönemde oruçluyum diyemezdiniz. Ve öğle yemeğinin sahur için ayrılmasını isteyemezdiniz. Buna hakkınız yoktu. Ama doğrusu oruç günü uzatmış, böylece ders çalışma verimimi arttırmıştı. Liseyi bitirirken başarıyı birden fazla zafer gibi algılamıştım. Zaferlerden biri de oruçlu olarak sınav geçirmek zaferiydi. Üniversite yıllarında Ramazan ilkbahar aylarına rastlamıştı. Bir nevi sene sonu sınavlarına hazırlanma aylarına. Gece sahura kadar ders çalışma imkanına kavuşmuş oluyorduk. Gece oruç tutan bir iki arkadaşla beraber fakültemizin olduğu Cebeci'den Saman Pazarı'na kadar yürür, sahuru orada yapardık. Bazı gecelerde yurdun yemekhanesinde. Fakülte, kantin ve gazinosunda yurdun kahvesine gazino denirdi. Kahvehane veya kıraathane demek gerekirdi. Şimdi olsa belki kafe denir. Arkadaşlarla çay içip sohbet etmek unutulmaz hatıralardandır elbet. Cuma günleri hamam önündeki Mehmet Akif Ersoy sokağında bir camide vaaz eden, hutbeyi okuyan, o günlerin Ankara'sında meşhur bir hocayı dinlemek imkanımız olurdu. Daha sonra İstanbul yıllarım ve dolayısıyla Ramazan anılarım vardır. Önce evimiz Fatih'teydi. Annem, babam, kardeşlerimle. Evimizin terasından Fatih Camii, Şehzadebaşı Camii, Süleymaniye Camii görünürdü. Her taraftan gelen ezan sesleriyle Ramazan akşamları ne kadar zenginleşirdi. Fatih Camii ve avlusu teravih namazında dolup taşardı. 1956 yılı Ramazan'ıydı. Ben maliye müfettiş muaviniydim. Akşam mesai saati bitince hemen çıkılmazdı daireden. Bir iki saat daha çalışır sonra çıkardım. Bir de o yıl Büyük Doğu günlük gazete olarak çıkmaya başlamıştı. Öğleleri ve akşamları oraya koşuyordum. Eve döndüğümde iftar çoktan yapılmış olurdu. İftarı geç yapmamdan dolayı annem üzülürdü. Oysa üzülecek bir şey yoktu. Gazetede o saatler önemliydi. Gençlik, görev yapmak, geç de olsa eve gelmek. Bunlar o Ramazan'ın bereketli başaklarındaki buğday tanelerini inci tanelerine çeviren hayat değerleriydi. Daha sonra Beşiktaş, annemin ölümü, Ortaköy'e geçiş, ailemizin bir kez daha kasabamıza geri dönüşü. Bunlar da Ramazanlarımızın ve bayramların tanık olduğu acı kader levhaları. 1960 Ramazanı, Ankara'dayım. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü kontrolörü olarak Denizciler Caddesi'ndeki Yeğen Bey Vergi Dairesi'nde arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Unutulmaz yıl. En azından benim için. Ortalıkta ihtilal havası esiyor. Denizciler Caddesi memuriyet yaptığımız cadde. Caddenin başındaki otelde kalıyorum. Yemek yediğimiz lokanta bir tanıdığımızın. Cami eski camilerden Leblebici Camii. Hamamı da bulunan bir cadde. Dirilişi ilk kez burada çıkardım. Matbaada bu caddedeydi. O zamanlar çıkan Hilal dergisi de bu caddedeydi. Osman Yüksel'in hem evi, hem kitap evi, hem dergisi Serden Geçti'nin yazıhanesi olan bir dükkan da çok yakın bir sokaktaydı. İftarımızı ve sahurumuzu o lokantada yapar, çayımızı Hilal'in bulunduğu hanın çaycısından getirtir, gece dairemizde çalışırdık. O Ramazan dop doluyduk. O Ramazan, dirilişin doğduğu Ramazandır. 1961 kışı. Ağrı'nın merkezi olan Karaköse'de yedek subay olarak görev yapıyorum.
1960 ihtilal havası hakim her şeye. Otelde kalıyorum. Aynı otelde kalan liseden arkadaşım savcı kurt baltasını omzuna atıyor. Korkunç kış soğuğunda karlara bata çıka sahura giderdik. İftardan sonra bir kahveye uğrar çay içerdim. İlk çayı karanfilli olarak yaparlardı. Daha sonra otele gider, kitap alır, oturulabilir bir başka kahveye giderdim. Ağrı'nın çayları, Van'ın ve bir yolcu olarak geçerken içtiğim Adil Cevaz'ın çayları gibi eşsizdi. Ve yine İstanbul. Beyazıt ve civarında iftarlar. Gençlerle birlikte. Teravih ve sonra kıraathane. İstanbul Üniversitesi'nin karşısında. Arkadaşlarla buluşma, sohbetler. Sağ sol kavgalarının kızıştığı ortamda yazdığımız yazılar. Gelenler, gidenler, Anadolu'dan gelenler de bizi orada arıyor. Kitaplarımız orada, gazete yazılarımız ilkin orada ortaya çıkıyor. Dostluklar, nadiren de olsa kırgınlıklar. Sanki ikinci ev, ikinci yazıhane orası. Ramazan bütün cepheleriyle yansıyor oraya. Işığıyla, aydınlığıyla, aynalığıyla, loşluğuyla, gölgeleriyle, kabartmalarıyla. Kuruluşunu ve çok sonraları kapanışını gördüğümüz kahve. Sonra ona bir yazlık kısım eklendi. 1962-1970 arasında geceleri genellikle oradaydık. 1965'e kadar yazları memuriyet dolayısıyla Anadolu'nun muhtelif yerlerine gittim. 1965'te Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü kontrolörlüğünden ayrıldım. Dirilişin ikinci ve kesin doğuşu 1966'da oldu. Geceleri kıraathanedeydik. Evlerimiz elverişli değildi buluşmalara. Yazıhanelerimize gündüz gelenler çok sayıda değildiler. İşleri ve okulları dolayısıyla gündüz gelemeyenler gece kahvede yanımıza geliyorlardı. Dirilişin çıkışı kahvede bir esinti, bir dalgalanma doğururdu. Olaylar farklı ve çeşitli yorumlarıyla oraya yansırdı. Dergi kapandıktan bir süre sonra yazmaya başladığım Babali'de Sabah gazetesi daha geceden kıraathaneye gelirdi. Çok defa sütun yazılarımı orada yazmıştım. Ve oradan götürür matbaaya verirdik. Bütün bunlar gece olurdu. Ramazan geceleri bu faaliyetlere bir bereket ufku ve sağanağı gibi tesir ederdi. Memuriyetten ayrıldığım ve henüz bir yerde yazmaya ya da dirilişi tekrar çıkarmaya başlayamadığım 1967 yazı, oldukça parasız olduğum yaz, manevi duyguların en yoğun hale gelişiyle doğmuş olan kıyamet aşısı yazılarını getirmişti. Maddeten büyük bir yokluk içinde de olsak, manen onun tersine dolu dolu bir zenginliği yaşıyorduysak, mutlu olmamak için bir sebep yok demekti. Evet, mutluyduk. Mutluluğumuz da görünmemesine karşın en sağlıklı kaynaktandı. O ruh, sonunda Ramazan'la birlikte sütun yazılarını getirdi. Gazetede yazdım. İlkbaharda Hızır'la 40 saat ve yazın Taha'nın kitabının bazı bölümlerini yazmıştım. Sütundan sonra Taha'nın kitabını sonraki baharda tamamlamış oldum. Allah'ın bütün bu lütuflarında şüphesiz o Ramazanlarda yaşadığımız ruh hallerinin, parıltıların, çağrıların, donanımların, kazanımların, çağıltıların payı vardır. 1969'da yeniden diriliş çıktı. 1971'e kadar sürdü bu çıkış. O Ramazanlarda, Kadir gecelerinde, Eyüp Sultan, Merkez Efendi, Sümbül Efendi, Fatih, Şehzadebaşı, Bayezid, Süleymaniye ve Sultanahmet gibi camileri dolaşma, oralarda iftarlar yapma, türbelerde ve mezarlıklarda yatanlara fatihalar okuma, İstanbul'un içinden veya dışarıdan, Trakya, Ege ve diğer illerden gelen büyük halk kitlesini set üstündeki bir kahvenin önünden izleme, bu ortak manevi ruh şölenine katılma, bize unutulmaz saatler yaşatırdı. 1971'de tekrar Ankara'ya gittim. Memuriyete geri dönüş. Davalar vardı. Ben oradayken sonuçlandı ve mahkumiyetler geldi. 1974 affına kadar süren bu 3 yıllık dönemde Ramazanları Ulus'ta Hacı Bayram civarında geçirdim. Cumaları Hacı Bayram'da namaz kılar, iftarları Ulus'ta ya da Denizciler Caddesi'nde yapardım. Hacı Bayram,
Zincirli Camii ya da Taceddin Camii, Aslanlı Camii, İbadullah Camii, Karyadı Sultan Türbesi ve benzerleri eski Ankara'da yine geçmişimize ve medeniyetimize mahsus bir havayı bize teneffüs ettirecek tarihi mekanlar ve hatıralardı. Çankaya'da otursanız bile eski Ankara ile ilginizi kesmezseniz sizin için birden bir boşluğa düşme, mazisiz ve dolayısıyla geleceksiz kalma tehlikesi kolay kolay belirmez. 1974, tekrar İstanbul'a dönüş. Gazetede kısa bir süre yazma. Tekrar dirilişin çıkışı. Bütün kitaplarımın yayınlanışı. Kimi zaman aylık, arada haftada iki kez çıkma. 1983'te 5 ay kadar günlük olarak çıkma. Sağ-sol çatışması içinde yeni kitaplar yazma ve yeni kitapların baskılarının yapılması. 1980 darbe havası. Bütün bunlar her yıl gelen ve artık alıştığımız tarzlarda yaşadığımız Ramazanların ve Kadir gecelerinin ve bayramların ruhumuzun semasını yıldız yankılarıyla doldurup yaldızlaması arasında sürüp gitti. Devirlerin ve şartların ağırlığı, üst üste katlanan olumsuzlukları 1988 arasında ne yazık ki beni hareketsiz bırakmıştı. Kitapları bile yeniden basamıyorduk. Bir umutsuz dönemdi. Ancak 1988 yılı Ramazanının 15. günü bana gelen büyük bir baş dönmesi bütün bu kararsızlıklara son verdi. Bütün yorgunluklar, ruhun hayata küsüşü sona erdi. Adeta yaşlılık gençliğe döndü. Olumsuzluk birikimi sıfırlandı. Diriliş yeniden 7. kez ve dönem olarak çıktı. 1992 Şubat'ına kadar sürdü. O hızla 1990 Mart'ında partimizi, Diriliş Partisi'ni kurduk. 7 yıl süren parti döneminde Ramazan geceleri, sohbetler, şehirleri ziyaretler, bayram toplantıları bizim için unutulmaz, adeta mermere işlenmiş hatıralardır. Toplu iftarlarımız çok az sayıdadır diğer parti cemaatlerine göre. Ama gecelerin değerlendirilmesi Allah'ın izniyle en çok sanırım bize nasip oldu. Daha sonraki yıllarda Kandil geceleri, Kadir gecesi ve Ramazan geceleri ve bayramlarda yakınlarımızla bir araya geldik. Bugüne kadar bu manevi birliktelikler Allah'a hamdlar olsun devam etti ve devam ediyor. Allah'tan dileğimiz ölünceye kadar da böyle sürüp gitmesidir. Altın Gece. Bütün yılda gizli, belki daha çok oruç ayında saklanmış, belki en çok Ramazan'ın son 10 gününün bir gece yaprağı, belki tek sayılı bir oruç gününün ikinci yarısı ve belki de 27. Ramazan gecesi olan Kadir gecesi. Bütün geceleri önüne dökmüş, onların içinde Kadir gecesini arayan bir mümin düşününüz. Daha doğrusu Kadir gecesi olma imkanını taşıyan her geceyi bir Kadir gecesiymişçesine ağırlayan bir mümini düşününüz. Geceleri hiçliğe batıran bir din tanımazla bu inanan adam arasındaki zamanı değerlendirme, yemişlendirme farkını bir bakışta yakalayabilirsiniz. Kadir gecesi, hangi gecede bulunduğunun kesin bilinmezliğiyle biraz da öbür gecelerin içinde değil midir? Öbür geceleri de bir projektör gibi aydınlatmıyor mu? Kadir gecesinin gizli olması gerektir. Çünkü açık ve seçik olarak bir gecenin kutsallaştırılması, Allah'tan başka Tanrı tanımama dini olan İslam'a uymazdı. İslam, değil bir insanın, bir gecenin bile putlaştırılmaması için gerekli temeli atmıştır. Kur'an ki, yaratılış dünyasının ebedi ufkudur. Dünyayı ve insanı ve her yaratılmış olanın bilerek bilmeyerek varmak, ulaşmak için çırpındığı ideali çevreleyen kutsal sözler örgüsüdür. İşte o, bir gece, Kadir gecesi, nurdan bir gökkuşağı halinde dış ve iç göğümüze bir bütün olarak indi. İlk Kadir gecesi,
sırtında ebedilik hazinesini taşıyan en soy bir Arap atı gibi, zamanın bir iğne deliği kadar daraldığı bir günde, Füzuli'nin gamından eriyerek ipliğe dönen meşhur poetik devesi gibi sıçrayıp geçerken yüklendiği şanı büyük, ünü sonsuz Kur'an'dı. Ey kutlu gece! Sen ne zenginsin ki her yıl tapınmaların en safını çil çil altınlar halinde kasanda taşırsın. Senin kasandaki altınların hepsi halistir. Sen kirli yeryüzünü en ışıklı namazlarla, mutlakın sesi Kur'an sesiyle ve düşüncenin en yanılmazı mümin düşünceleriyle yıkarsın, pasından kurtarırsın. Akşam devraldığın eski, yaşlı, çirkin, yıpranmış ve yılmış dünyayı, sabahın ilk akıncılarına, yeni, taze, değişmiş, neşeden çınlayan ve güzelliğinin ötesinde bir güzellik bırakmayan bir genç dünya olarak teslim edersin. Sen öyle bir altın gecesin ki, saçtığın altın ışıklarla önüne ve arkana dizilen öbür geceleri de radyum ışıkları gibi yüreklerinden geçerek altına çevirirsin, inananlar için. Kadir Gecesi. Belki bu gecedir, belki başka bir gecedir Kadir Gecesi. Kur'an'ın övdüğü bir gecedir Kadir Gecesi. Kur'an gelmeseydi, kainat ve varlık, her türlü yaratılış, sırrı çözülemez bir tılsım, bir büyü gibi kalırdı. O, yaratılış bilgisinin ders kitabı olarak bir Kadir Gecesi'nde indi. İşte Kadir Gecesi, kainata anlamını getiren gecedir. Kadir Gecesi, bir ağırlık merkezi gecesidir. Allah, kutsal sözlerinin bütün ağırlığını bu geceye koydu. Bu gece, Kur'an, kutsal ağırlığıyla ve bir bütün halinde dünya göğünün üzerine indi. Dünya ufkunu, vahyin yedi renkli kuşağı, eleğim sağması, bereket getiren bahar yağmuru bulutları gibi, bir merhamet gibi bu gece örttü. Her gündüzün ağırlığı gecede, bütün gecelerin ağırlığı Kadir Gecesi'nde. İşte bunun için Kadir Gecesi, hayatın ve hilkatin ağırlık merkezi gecesidir. Orucun şifa saçan ellerinde, Müslümanın kalbi onarıla onarıla, Ramazan hilali büyüdükçe, nefsin hilali küçüle küçüle, öyle bir geceye gelinir ki, nefs başına dünya kirlerini yıkayıp alıp götüren, sıcak suların döküldüğü bir ölüye yaklaşır. Onu yıkayan meleklerin dünyamıza indiği gecedir Kadir Gecesi. En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen müminlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi. Gecelerin de bir imamı vardır. Gecelerin imamı, en büyük imam, Kur'an-ı Kerim'i kalbinde taşıyan Kadir Gecesidir. Ey gözlerden gizli fakat gönüllere aşikar Kadir Gecesi! Zamanın kalbinde en doğru ve şaşmaz bir saat gibi çınlayıp giderken, yurdumun üstüne vahyin geçmez izini ve yıpranmaz eserini, ölmez sesini bir kere daha işle. Pas tutmaz güneşi bir daha getir ey Kadir Gecesi! Seni bulmak için bilen gönül, çöllere bile düşmek gerekseydi düşerdi. Kutuplarda buzların altında bin yıl kalıp almak gerekseydi alırdı. Fakat sen kendin geliyorsun. Seni bulmak için arınmış bir kalple aramak yetiyor. En saf bir merhamet gibi kendin geliyorsun. Allah'tan bir bağış gibi, peygamberden bir armağan gibi, Kur'an'dan bir nefes gibi, sahabeden bir ses gibi, şehitlerden bir hatıra gibi, imamlardan bir ilim gibi geliyorsun. Müslümanların hükümranlığını dünyaya ilan için geliyorsun. Putları karanlığa boğmak için geliyorsun. Velilerden bir müjde, bir mektup gibi geliyorsun. Okuyan için ne kutlu bir barış ve kurtuluş mektubatısın sen. Bu son yıllarda Ramazan,
Kadir gecesi ve bayramlar adeta kendi genel varoluş ödevlerinin dışında bir misyon daha yüklenmiş bulunuyorlar. Ramazan ve Kadir gecesi bir yandan bayramlar, öte yandan Noel denen Hristiyanlık bayramının kutlanması gibi bir kültür dejenerasansını iki hilalin kıskacı içine alıyorlar ve Müslümanı ak ve kara arasında açıkça seçme durumuna getiriyorlar. Bu bir mucize ve hikmettir. Seçin bakalım ey Müslümanlar. Bir yanda Kadir gecesi, bir yanda Noel gecesi. Seçin bakalım ey müminler. Bir yanda Ramazan bayramı, bir yanda Hristiyan yılbaşısı. İşte kaderin eliyle bu duruma geldiniz. Şimdi seçin bakalım. Kadir gecesi işte böyle önemli bir değerlendiriş gecesi, bir karar gecesi ve bir hüküm gecesidir. Belki bu gecedir, belki başka bir gece Kadir gecesi. Kur'an'ın övdüğü bir gecedir Kadir gecesi. Çünkü Kur'an'ın indiği gecedir Kadir gecesi. Bayram. Ve bayram. Bugün dünya yüzündeki bütün Müslümanlar, şehirler içinde bizzat, şehirler ve ülkeler arasında da bütün ulaştırma vasıtalarıyla birbirlerine uğrayarak geçirilen bir aylık orucun üstün insana mahsus nimetlerini kutlayacaklar. Bir Müslümanın eli öbür Müslümanın eline, onun eli de bir başka Müslümanın eline, böylece bütün Müslüman eller birbirine kenetlenecek, Horasan'la kaynaşmışçasına kaynaşacaklar ve bütün Müslüman dünya kopmaz, yıkılmaz bir bina kuracak. Evlerden evlere barış taşınacak, muştu götürülecek, yüzleri Kur'an neşesi saracak. Her Müslüman Kur'an'dan bir ayet gibi kalbini öbür Müslümanlara götürecek. İşte bu eşsiz bayram yalnız bizimdir. Bütün yıl Müslümanlığın yıpranması için çalışanlar bile bu bayramın güçlülüğü karşısında ondan uzak duramayacaklar. Katılacaklar bizim bayramımıza. Bayram onları bile kavrayacak, kuşatacak. Ah ne olurdu hiç olmazsa bayramımızı bize bıraksalardı. Bayram ki taştan değil, rüzgar çizgilerinden değil, yaprak hışırtısından değil, bir medeniyet esintisinden, bir tarih ilhamından, Müslümanların aydınlık gönüllerinden gelen bir şuur hafifliğidir. Geliyor ve bizi ak çeşmelerin ışığıyla dolduruyor. Bakıyorsunuz, sabahleyin ufkun doğu kesimi kızarırken bütün Müslümanlar camileri doldurmuş. Güneşin doğuşunu bekliyorlar. Sonra güneş bir mızrak gibi çıkıyor ve zamanın kalbine bayram nişanını işaretliyor. Toplar atılıyor ve namaz sarıyor vücutları ve ruhları. Ve imam müminlerin arasında yükseliyor. Bir tarafında sanki cennet, öbür tarafında adeta cehennem hutbesini bütün insanlığa okuyor. Bu hutbe İslam'a bir çağrıdır. Çelik ve beton arasında boğulan insana bir hürriyet çağrısıdır bu hutbe. Hürriyetin ancak kurtuluş içinde bir anlam ifade edeceğini ilan eden evrensel bir bildiridir bu hutbe. Vücuda olan tutsaklıktan, zamana olan tutsaklıktan, maddi manevi putlar korosuna olan tutsaklıktan kurtuluşa açılan bir çağrı kapısıdır bu hutbe. Kur'an'dan bir yaprak, havada bir sancak gibi sallanır. İşte size bayram hutbesi. Bayram namazından sonra toplumdan alınan güçle yüklü olarak evlere dönülür. Evlerde bekleyen çileli ömrün hayat arkadaşı ve evlerin bin renkli çiçekleri çocuklar. İşte bugün bir tatlı söz işitmek için hayatın bütün ağırlığını paylaşmayı göze alan çileli eşler ve anneler ve evlerin canlı bayramları çocuklar. Ve evlerden evlere bir barış armağanı, bir muştu haberi gibi gönderilen çocuklar. Ve her vakit namazından sonra yalnız bayram günleri kılınan namazlara mahsus namaz sonu tekbirleri. Sanki bayram tertemiz bir mendil
ve beş vaktin tekbirleri de onun ölümsüz düğümleri. Kalbin aydınlık mühürleri tekbirler. Evlerden evlere taşınan armağanlar, evleri doldurup taşıran armağanlar. Topraktan yükselen bir mehtap, bayram akşamları. İşte o ulu geçmişten elimizde bir bu bayramlar kaldı. Onlara sıkı sarılalım da, hiç olmazsa bu son peygamber armağanını olsun elden kaçırmayalım. Bu şuur içinde kutlu olsun bayramlarınız Müslümanlar. Ruhun Şöleni. İslam bayrama da kendi ruhunu sindirmiştir. Bayram, gerçek bayram, ruhun bayramıdır, tenin değil. İnsanlar nasıl zaman zaman ziyafetler veriyor, şölenler düzenliyorsa, bayram ve kandiller de ruhun ziyafet günü, ruhumuzun şöleni oluyor. Bayram, ruhun toyu, ruhun düğünü demek. Ancak İslam'ın bayramlarında da öbür bayramlardaki gibi dış tezahürler artarsa da asıl artış iç duyuşumuzdadır. Duyarlılığımız artmaktadır. Kalbimizin mistik ve metafizik genişliği artmaktadır. İnsanlar böyle anlarda birbirlerine ziyafetler de çekseler, armağanlar da verseler, gelişler, gidişler, ziyaretler, kucaklaşmalar, el sıkışmalar, tebrikler, kutlamalar, hep o artan dindarlık duygumuzun çevresinde gelişen davranış demetleri oldukça güzeldir. Yoksa bayramı ve onun bir türü olan kandili maddi hazlar veren ve eğlendiren fırsatlar gibi görmek İslam ruhuna aykırıdır. Bayram, uzun süre yavaş yavaş ilerleyen gönlün, ruhun belli bir merhaleye gelişinin kutlanışıdır. Ramazan bayramı, bir aylık orucun ruhumuza kazandırdığı ilerleyişi olağanüstü bir gönül yüceliğinde idrak etmektir. Kurban bayramı da hac ibadetinin ve kurban sunmanın bize getirdiğini alma ve ruhumuza geçirme törenidir. Bayram, kazanılan ruhi ilerlemeyi bir daha çıkmamacasına benliğimize geçiren ilahi damgadır. Göğsümüzü açıyoruz ve kalbimize meleklerin bu yüce damgaları basmasını, pamuktan daha yumuşak bir vuruşla ruhumuza nakşetmesini bekliyoruz. İşte bayram bu demektir. Bu olağanüstü gün ve gecelerde insanlar kendi ruhlarının içine kapanmayı bırakıp toplumun yükselen din heyecanı içinde erirler. Öyle olur ki gören gözler adeta fizik varlıkların birer masal hayalleri haline geldiğini ve ruhların da gözle görülür, elle tutulur bir biçimde canlandığını ve sokaklardan, caddelerden adeta nur nehirlerinin aktığını fark eder. İnsan değişir, arı duru bir ruh ve gönül kazanır. Kuş gibi hafifler, sevgi ve saygı taşar adeta. Şehir değişir, sokaklar ve caddeler büyük zamanların insanlarıyla dolar adeta. Tarih dirilir, ilahiler, tekbirler ve salavat adeta şehri manevi bir su ile Kevser ve Zemzem'le yıkar. Giydiğimiz bayramlık elbiseler gibi içimiz de yepyeni ve taptaze hale gelir. Geçmiş zaman, gelecek zaman da bayramlarda ruhun şölenine davetlidir. Çağrılmıştır ve gelir. Bir kandilde, gece yarısından sonra, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nde ellerini açmış Fatiha okuyan bir genç görmüştüm. Yarım bin yıla yakın bir zaman aralığında Kanuni ile o genç kandil dolayısıyla bir araya gelmişti. İkisi milletimizi sembolize ediyorlardı adeta o gece. Ne kadar yakındılar birbirlerine. Adeta Kanuni de sağdı ve ikisi baba oğul gibi yan yanaydı. İslam'ın bayramlarında halkın çehresi ulvi bir anlam kazanır. Sanki cennetten inmiş bir topluluktur, bir gök toplumudur halk. Ruhlarımız kapılarını sonuna kadar açmış ve ruh alışverişimiz
son haddini bulmuştur gecesinde ve gündüzünde bayramların. Kandillerin camileri aydınlattığı gibi, kandil gün ve geceleri de ruhları aydınlatır. Onun aydınlığında insan yolunu bulur. Şaşırmış olanlar düzelir. Bayramlar ve kandiller ruhlarda ani aydınlanış ve arınışların ortamlarıdır. Bayramlar, kandiller, millet ruhunu bir sur gibi birbirine perçinlenmiş, kenetlenmiş ruhların bütünü haline getirir. Asırlar içinde bayramlar birbirine eklene eklene millet ruhunu toprağa bir çınar gibi kök salmış hale getirir. Kandiller ve bayramlar, toplum ruhunun din mucizesinde dirildiği, mevsimlerin ve vakitlerin millet ruhuna açıldığı fevkalade anlardır. Millet, bayram ve kandillerinde tarihini, geçmiş ve geleceğini yaşar.